Günaydınlar Beyaz TV ekranlarından söylemezsem olmaz başlıyor bugün 19 Mart Salı Ramazan'ın. Kate Middleton'ın doğum günü. Efendim ay, Kate Middleton saraydan takmış, çıkmış gibisin. Kate'i buldular aşkım, sen zor onunla evlenmen. Monarşiye gelin yine gidemiyorsun. Annemi çok buldum hani, Kate çıkmazsa ben araya girelim dedim ama. Bulundu dün akşam. Evet, bugün yine benim adıma bazı senaryolar yazılmış. Kate'in üzerine yazılan kaoslar yetmezmiş gibi bir de burada benim takım arkadaşlarım benim üzerime oynuyorlar. Daha neyse, seni monarşiye kraliyete yaşadın. Ben köylüyüm, ben Kezban'ım. Sen devam eden. Sen Akça Hoca mı? Akça Koca, Ahmet Dağlı'yım ben. Biz kasaray diyoruz, kraliyet ben diyoruz. Ben istemiyorum. Altın kafese koymuşlar bülbülü. Vatanım. Ahmet Dağım, Ahmet Dağım, Akça Kocam demiş. Ben çok köylüyüm kız. Benden olmaz. Olur. Mesela Hande biraz... Erşel, Hakan Sabancı'ya, Sabancılara gelin gider nasıl, benden olmaz nasıl mesela. Nasıl uyum gösterdi? Ben uyum sağlayamam ben. Sağlarsın. Yok yok, benden olmaz. Biz dedikodudan günaydını diyemedik bu arada. Aa, efendim. Ona da dedikodumedik. Günaydınlar olsun bir kez daha. Bugün konuşacak çok şeyimiz var. O yüzden günaydın onlar diyemeden güzel hemen konuşmalara başladık. Ekranlarınızın başına bekliyoruz. Söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Oradan bize katılırsanız aşağıda yorumlarda buluşalım. Bizim yanlışlarımız oluyor bazı zamanlar. Tabii. Bizi uyarıyorlar. Oradan da biz de aa böyle mi olmuş diyoruz. Hemen sizinle iletişime geçiyoruz. Kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Yağmur Çevik. Blok Yağmur'u günaydın tekrardan. Herkese tekrardan merhabalar diyorum. Bir daha Arto tekrardan Dalga. De. Sen niye kaldın ya? Ama yeni kere söylüyor. Efendim salı sallanır diyoruz. Ay. Ve muhteşem bir program bizi bekliyor. Ben Arto Dalga. Ben Arto Dalga. Ben Arto Dalga. Arto Dalga'ya yazın. Saksı değilim ben. Şu Instagram'a biraz fake bir şeyler attırayım ben. Ya biraz ben hareketlendin Instagram'a evet, sen ya. Evet, hiç ilgilenmiyorum ya. Hiç yoksun ki. Seni ay, niye takip bunlar da takip etmiyor. Arada ediyorlar da yani siz de takip edin. Bir de bana aşklarım bakın. Ne var ne yok. Her 10 binde rüşvet vereceğim. Ya Arto ya. Arto Dalga güzel bir salı olsun Hande'cim. Salı başlasın. Aleyna ile başlayacağız. Ya. Survivor diyeceğiz. Dün akşam yine ada yıkıldı. Hem Survivor'ın içerisinde adada olaylar gelişirken hem dışarıda da yıkıldı. Hem Aleyna'nın annesi hem de Yunus Emre'nin karısı arasında bazı diyaloglar gerçekleşti. Haberi izliyoruz, dönüşte konuşuyoruz. Baba! Baba! Önce hamilelik haberiyle Yunus Emre'yi havalara uçurmuş. Şaka mı yapıyorsunuz? Bravo! Vay kardeşim. Yok kardeşim. Yok kardeşim. Dünyaların güzeli karım. Vay be, tebrikler. 24 saat geçmeden bu kez bebeği düşürdüğünü söyleyerek delikanlıyı ağlatmıştı. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden kocasının Aleyna ile yakınlaşmasını da es geçmiyor ve ondan uzak dur diyordu. İşte Yunus Emre'nin eşinin bu sözleri Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nu çileden çıkarıyordu. Aleyna'nın annesi Instagram hesabından şöyle diyordu. Kızımı zan altında bırakıp durumu Aleyna'ya bağlayan Beria, Türkiye'nin %70'ini kandıramadın. 2022 mide endoskopini değil, tarih, doktor ve hastane raporlarıyla gebeliğini yayınla. Ha bir de gebeliğin sonlandığı dokümanları rica edelim. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in Aleyna'nın annesine cevabı da jet hızıyla geldi. Beria Özden şöyle diyordu sosyal medya paylaşımında. Her şey elimde kanıtlı vardır. 2022'de mide kanaması geçirdim. İlaç kullanmaya devam ediyorum. Gebeliğim bu nedenle sonlandı. Ben kimseyi itham etmedim. Çıkan çirkin yakıştırmalardan, iftiralardan dolayı uyardım. Adadaki sıkıntıları kimse bana bağlayamaz. Belgelerim var. Paylaşım yaparsam rencide ederim. Yeterince sıkıntı yaşadım. Sağlığım iyi değil. Bundan sonrasıyla avukatım ilgilenecek. Bu arada Yunus Emre de eşini dinlemiş ve Aleyna ile irtibatı kesmişti. Herkes mi haksız yani? Yani Aleyna haklı, herkes mi haksız? Yani hani sen tanıyorsun diye de sormak istiyorum. Bir, iki, üç, beş. Herkes ona karşı, herkes arkadaşlığını kesmiş. Acaba Aleyna, dışarıda başka mı, içeride başka mı? Şöyle, aslında benim izlediğim ve şu anda herkesin dilinde bir Aleyna'dır gidiyor. Bu hiç kimsede yoktu. Yani böyle Survivor'da bütün bir takımın bir kişiyi ağzına dolayıp da
Yani tekli röportajlarda herkesin Aleyna hakkında bir şeyler söylüyor olması Aleyna birilerini rahatsız etmiş. Ama ya, bence bu sana burada soru işareti gibi gelmiyor soru işareti mu? Şu. Aleyna ne yapmış olabilir? Ne yaptı ki Aleyna? Ya belki herkesin adamlara sohbetini ilerletiyor olabilir. Hayır, bak şimdi Aleyna'nın açıklaması var. Diyor ki zaten adada onların kendi takımında kimler var? İşte Merve var, Gizem var, Nagihan var. Nagihan'la Aleyna'nın arası zaten açık. Nagihan bir ara gitti, hı hı. Sakatlandıktan sonra geri geldi. Onların zaten arası limoniydi ama Nagihan geldikten sonra bir anda herkes Aleyna'ya cephe almaya başladı. Herkesin diline Aleyna adı dolandı. Ben buradan Aleyna'ya sesleneyim diyeyim. Ulaşılsın bir şekilde. Annesi de açıklama yapmış. Vallahi buradan ben daha güçlü kalkarım. Bu kadar herkesi ben rahatsız ediyorsam adada vardığımla daha çok hırslanırım. Ama bir dakika, sen güzel tarafından bakıyorsun. Bazen gerçekten bir yani tenzih ediyorum, Aleyna için söylemiyorum. Hı. Hayatımızda da öyle. Bazen öyle bir manyak vardır ki hayatında, ya da şizo ya da bilmem ne. Sen onu güzel eleştirebilirsin. Aa, onun için bunu kıskanıyorlar. Onun için. Ama halbuki gerçekten o öyledir. Yani aslında görüldüğü gibidir. Çok kolaydır aslında ama ona başka bir misyon da yükleyebilirsin. Herkes beni kıskanıyor diyebilirsin. Hayır, yani mesela. O hayır, değil. Anladın ne demek istediğimi. Aleyna'nın adada erkek yarışmacılar ya da kadın yarışmacılar tarafından öyle kıskanılacak ne büyük bir performansı. Karısı niye kıskanıyor mesela? O Yunus Emre ile arasındaki o arkadaşlık ilişkisinden dolayı ona takmış ve zaten Beria diyor ki açıklamasında. Şimdi Zuhal ablaya bir açıklaması var. Zuhal abla dediğimde Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu. Diyor ki ben de diyor elimde bazı belgeler var ama diyor benim asıl diyor delirdiğim nokta ve Aleyna'yı özellikle diyor uyarmamın sebebi, eşime söylememin sebebi burada sosyal medyada çok büyük yakıştırmalar oldu ve ben bu yakıştırmaların önüne geçmek istediğim için benlik bir mevzu yoka getiriyor. Evet, ama sosyal medya böyle sosyal bir yakıştırma. Sosyal medya ikisini çok yakıştırdığı için ben bundan rahatsızım. O yüzden eşime dedim ki dışarıda sizin ikinizin arasındaki arkadaşlık olabilir ama böyle görülmüyor. O yüzden Aleyna'ya dikkat et dedim. Bundan sonrasıyla alakalı olarak ben avukatımı havale ediyorum açıklaması var Beria'nın. Zuhal ablanın da açıklaması, hani bu hamilelik olayını özellikle Aleyna'ya mal etmiş olması Beria'nın. Hani sanki ben hamileydim ama sizin aranızdaki ilişki burada bak dışarıda nasıl konuşuluyor. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bu yüzden ben çocuğumu düşürdüğüme getirdiği için ve orada bir kız, genç bir kız. Ha, bu külliyen yalan da yani. Bırakıldığı için hani, inanmıyorsun değil mi tabii hamilelik ki, olayına? Hayır, hem hamileliğine inanmıyorum hem de Aleyna yüzünden bir kere düştüğüne inanmıyorum. Çünkü kendisi satır aralarında hem ilaçtan dolayı hem çok geç öğrendim. Yani bir insan hani... Bir şeylerden kesiliyorsunuz ya, dolayısıyla bu bir şekilde hamileliğin, hı hı, habercisi değil mi? Evet. Yani bu 2 ay, 3 ay, 4 ay gibi bir süreden bahsediyoruz. Nasıl bu anlamakta gecikmiş olabiliyor? Zaten orada satır aralarında hep söylüyor bu arada da hanımefendi Beria. Bu arada Aleyna'yı niye sevmiyorsunuz ya? Arto Dalga'ya yazar mısınız? Ben Aleyna'yı neden sevmediklerini bilmiyorum. Yağmur tanıyor diye sordum ama sen ne diyorsun mesela? Hande tanıyor diye sordum, ben. Sen hayır, ne evet, diyorsun? Pardon, olsun, çok özür oluyor, dilerim. Gidiyor arada. Evet. Ben şuradayım. Ben Aleyna'yı çok fazla ben de tanımıyorum. Ben Sinan Akçı ilişkisiyle. Hatta evet, daha magazinel bir yönüyle dışarıdayken evet, tanımıştın. Ama bana iddialar geliyor. Amerika'da bulunmuş. Londra'da bulunmuş evet, galiba evet, bu dönem. Evet evet, orada okul için gitmişti. Okul için gitmiş. Oradan bana arkadaşları yazdı. Ama onları burada söylemeyeyim. Çok tamam. Hoş şeyler yazmadılar. Tabii, boş. Yani hakkında böyle çok tatlı duyumlar geliyor ama bak açık açık söyleyeceğim. Her zaman zaten benden ettir. Neyse odur, asla kimsenin günahına kul hakkına girmem. Hı hı. O yüzden zaten hep önüme de gelir bazı şeyler. Ama hiç böyle çok tatlı tatlı anlatmıyorlar bana Aleyna'yı. Yani ya bir tarafı kurmaz. Sinan diyorsun öyle ya. Öyle söyleyeyim size. Abi, abi dediğin evin içine girip Burcu ondan sonra da Sinan'la flört edersen belki de o evliliğin belki ikinci şansları mıydı o zaman bilmiyorum. İkinci denemeleri miydi? İkinci deneme. Belki de dinamiti koyan aslında bu kızdı belki de bir daha ayrılmalarının. Şimdi yani, böyle potansiyel olduğu için Beria da bak ama ikisi çok ayrı kategori. Şimdi ben hamilelik haberi vereceğim eşime. Ya o. Bu çok apayrı bir konsept. Ertesi gün de düşürdüm. Bir de, hayır, bir de şuna dikkat et diye uyaracaksam da. Bu çok apayrı bir konsept. Değil mi? İkisini aynı açıda vermezsin. Biri apayrı bir durum. Hepimiz kadınız. Eğer ben uyaracaksam ki bir performans sergiliyor. Çok dikkatli davranmam lazım.
onun o ruhunu düşürmemem lazım, oradaki tutkusunu söndürmemem lazım. Ya özne kendi mi? Bana ne ondan? Ben onu buradan kollayacağım ki etraf ona saygı duysun. Mesela bize niye saygı duyuyorlar? Çünkü biz birbirimize çok saygı duyuyoruz. Takipçilerim de bana çok saygı duyuyor. Ben saygı çok önemli bir kavramdır. Ama burada da işte bu insanların, yani bizim buradan bu insanlara saygı duymamız için öncelikle bak altını çizerek söylüyorum. Bunu buradan bütün Survivor yarışmacıların aileleri dinlesin. Önce sizin onlara saygı duymanız lazım içeride. Çok apayrı bir konsept. Hamilelik, hamileyim dediğim bir adama şuna dikkat et ha demem yani. Bu apayrı bir içerik. Beriye'nin evet abi, böyle güzel Aleyna'yla, bir müjde verirken tabii, arkasından Aleyna'ya dikkat et demezsin yani. Ne kadar Beriye'nin Aleyna'yla problem yaşaması. Şimdi Aleyna'nın bir şarkıcılık kariyeri başladı. Şu anda da hali hazırda zaten Survivor'a giderken de bir albüm çıkardı. Ve bu albümdeki parçalar o Survivor'da yarışırken menajeri tarafından da servis ediliyor. Yani aslında şu an Aleyna şu anda şarkıları, tabii şarkılar teker teker çıkıyor. Piyasayı güzel sürülüyor. Orada bir tabii etkileşim var. Güzel bir PR çalışması aslında evet, bakıldığı zaman. Evet, güzel bir PR çalışması bu. Şimdi Beria'nın da şarkıcı olma isteğini biliyoruz aslında. Beria da böyle kendisini müzik stüdyosunda gösteriyor. Yeni şarkı gelecekmiş gibi. Böyle bir hayali var aslında. Bak bu güzel olmak, bir ortak olmak nokta. İstediği bir alan ve yapmak istediği bazı çalışmalar var. Aleyna'yı bu konuda da aslında kıskanıyor olabilir Beria. Olabilir. Bu noktada şimdi Yunus Emre ile de orada onu görünce, aralarındaki samimiyeti görünce hani Aleyna'yı buradan da vurmak istiyor olabilir. Çünkü tek çalıştığı şey altı üstü bir iletişim ödülü kazanıldığında Aleyna da Aleyna dedi. İki kere Yunus Emre ile konuştu. Biri hamilelik haberinde, biri de hamileliğin bittiği haberinde. İkisinde de Aleyna dedi. Aleyna bir takıklığı bir var zaten. Bir problemi var Aleyna'ya karşı. Bir sıkıntı var. Bir sıkıntısı var yani. En büyük sıkıntısı biraz önce de kendiniz belirttiniz. En büyük sıkıntı sosyal medyanın bu iki sarışını... Evet. Çift olarak evet, yakıştırmaları. Yakışıyor mu? Evet yakışıyor. Yakışıyor. Ama bu bir yarışma. Evet. Bunu da bir dizi gibi düşün. Yani Kıvanç ile Serenay iki sarı bayılıyoruz onları ekranda izlemeye. Ama işte, adam evli. Evet. Adam evli yani. Yani Beria'nın kendine özgüveni yok. Ya da Yunus'a güveni yok. Yunus belki de daha mecazi söylüyorum yine şizofrenik bir adam. Belki de sarkar mı diye düşünüyor. Dediğimiz gibi daha öncesinde de zaten aralarına sorunlar olmuş, şikayet i̇şte, bulunmuş, aynen, şiddet gibi kullanıyor demiş. Şiddet gibi bazı şeyler şiddet de olmuş ama burada var, çapkınlıktan da dolayı gelen şeyler mi, ileri gelen şeyler mi? Yoksa hani bunları kullanabilir, bunları yapabilir, arada da kızlara da sarkabilir mi? Ben Aleyna'yı yakından tanıdığım için annesiyle de iletişimim oldu. Kardeşinin bir hastalığı var. Maalesef engelli olmak durumunda kaldı geçirdiği bir hastalık yüzünden. 10 seneden beri Aleyna'nın annesi Zuhal abla o engelli kızına bakıyor. Kendi ya, hayatını bitirdi. Aleyna'nın annesiyle babası daha 10 yaşındayken ayrıldılar. Hani zor bir hayatı zor da bir hayat oldu. Hani normal bir aile içerisinde, çekirdek aile içerisinde mutlu mesut da büyümedi bu kız. O yüzden hani bazı durumlarda verdiği tepkiler aslında onun geçmişte yaşadığı sıkıntıları da ön plana çıkarıyor. Bu kadar hani yalnızlaştırılması Aleyna'nın adadaki arkadaşları tarafından bu kız size ne yaptı? Bu kadar elle tutulur herhangi bir şey yapmamışken ne yaptı? Ortalığı mı karıştırdı? Hepiniz ortalığı karıştırıyorsunuz. Hepiniz birbirinizin arkasından konuşuyorsunuz. Başka yapmış olduğu hiçbir şey yok. İşte bu kadar yalnızlaştırılması Aleyna'nın psikolojisini bozdu. Bazıları bozar diyor ki işte hem bekar hem güzel olması. Ama bazıları diyor ki dikkatliliği baktığınızda diyor tam sinsi sinsirella diyor. Yani herkesin ayrı ayrı herkesin yorumu var. Yorumu var bu kızla ilgili. Sinsirella demişken buradan hemen tamamlayayım mı diyecek tabii, bir şeyiniz yok, var. Yani çok güzel pas aldım aynen çünkü. Ya, pası süper alıyorum. Pası kızılcık şerboya atacağım. Ama. Yani alevle pinko arasında, pembe arasında. Pinko. Evet. Çünkü kızılcık şerbeti diliyle konuşuyorum. Kızılcık şerbetini takip eden izleyenlerimiz pinko de bilirler. Pinko derler. Çünkü alev de zaten pembeye pinko der. Aralarında bir savaş ilan ettiler. Alev aldı bavulunu, geldi yalıya yerleşti. Yalı. Bana dedi odamı dedi hazırlat. Abdullah Bey dedi ben senin çocuğunu doğuruyorum dedi. Bir izleyelim. Hadi bakalım. Evet, kızılcık şerbeti feci. Yalnız kimin eli kimin cebinde? Yani bir ben yokum orada yani. Birisi de diyecek ki Arto'dan hamileyim Allah korusun korkuyorum orada. Yani ne diyorsun? Ay, evdekiler şok geçirdi. Ha? Evdekiler şok. Peki böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. Yani bu abartı. Sonuç olarak bu abartı. İkinci kadınsın ve pat diye eve gidiyorsun.
Koş ben geldim, hadi benim odamı hazırlayın. Burada Pembe'nin aslında lafı var, diyor ki bir şey yapmamız lazım. Ben o kadını mutlu etmem, muradını erdirmem diyor Pembe. Olaylar böyle başlıyor. Yani savaş açıyor aslında Alev'e. İstediğini vermeyeceğim ona diyor. Aslında Alev de geri yapmıştı biraz. Tekrar gitti, çomak soktu ya. İşte niye çomak soktu? Önce Pembe dedi ki ben dedi o kadını mutlu etmeyeceğim dedi. Gitti Alev'in kendi iş yerini dağıttırdı. Alev kendi iş yerinin dağıldığını görünce bu sefer dedi ki ha öyle mi dedi. Darbe öyle yapılmaz, böyle yapılır eve dedi. Eve darbe yaptı o da. Aldı bavulunu, bak dedi buradayım. Artık ben varım, bu çocuğu doğuracağım. Kardeşiniz geliyor, odamı hazırlayın dedi. Savaş ilan etti. Şimdi bu tarz biliyorsunuz toplumumuzda da var. Evli adamlarla birlikte olan kadınlar var. Siz olsaydınız ne yapardınızı sormak istiyorum size. Çünkü toplumumuzda zaten var olan bir durum bu. Hani hayal bile edemiyorum kendimi. Nasıl bir yorum yapacağım gerçekten bilmiyorum çünkü. Şimdi siz kadın olarak hiç kendinize hesap sormazsınız Allah için. Ben ne yaptım? Sen sor bizim yerimize. Hayır işte şimdi ben sorunca da olmuyor. Bu sefer diye erkek tarafından bakıyor. Bazen erkek gerçekten senden gitmiş oluyor. Ve gidiyor yani. Evet doğru. Ama kadın işte gördüğün gibi Pembe bırakmıyor. Evet. Bırakmıyor. Oğullarını joker olarak kullanıyor. Torunlarını kullanıyor. Ve bir şekilde adamı göndermemek için elinden geleni yapıyor. Bir şekilde başarılı oluyor. Ama bu arada metres başarının ya da derecesi başka, var tabii ki. Neye başka göre kadın dediğimiz diğer kadın bu arada hamile kalabiliyor. Bu arada gayet güzel aşk yaşayabiliyor o adamla. Ve eve gelebilecek cesareti gösteriyor. Bu ayrı. O eve geliyor. Bu daha bir gördüğünüz gibi daha değişik bir yapı. Eve yerleşebiliyor. Böyle her yere yerleşilemez biliyorsun. Yani burada biraz daha bu boyut olabiliyor. Çünkü diğer şeylerde de görüyoruz. Başka ilişkilerde de aynı dizide biliyorsun orada da kuma gibi gidiyor. Bak işte. Ve imam nikahıyla. Görkem'le Gökhan evet. arasında da imam aynı nikahı şekilde. Kıyılıp evli bir adamla imam nikahı kıymaya çimen izin veriyor yani. Tüm bu da kızı, Kıvılcım'ın kızı oluyor. Evet. Tümüyle gerçek olan olaylar biliyor musun? İki aile var. İki aile var. Fatih'le Doğa evlendi. İki her aile var ama şey, 36 aile var. İşte vallahi. İki aile arasında dolaşıyor herkes. Sus. Yani ailenin bütün fertleri birbirleriyle birlikteler. Hani böyle bir şerbet. Gerçekten Kızılcık şerbeti. Adını herkes herkesle birlikte. Önceden Aşkın Memnu ile ilgili derdik ki kimin eli kimin cebinde sus, belli değil. Sus o bir şey değil, bir kişi hiç. En azından neredeyse bir kişi yani. Yani evin içerisinde yani. Üç kişi arasında döner. Orada bir ensest ilişki tabii ki hakimdi. He. Burada? Burada da amcasıyla, amcasıyla yok, birlikte oldu kadın. Amcasıyla. Şimdi yeğeniyle birlikte tamam, oluyor. Aynen. Neredeyse evlenecekler. Evet tamam. Peki sen hakikaten hadi sor. Ne soracağım? Ne yapardın gerçekten? Alev'in yerindesin. Ama Alev'in yerinde de olmayı kim ister ya? Ama olsun. Yani, kim ister Alev'in yerinde olmak? Olsun her türlü düşün adam ama. Adam hem yaşlı tamam mı? Adam hem yaşlı gidiyorsun evli olan ve aynı zamanda yeğeninin eski kayınpederi. Onunla birlikte oluyorsun hamile kalıyorsun. Ay sonra orası da, ben da ayrı bir skandal. Zaten hani. yani şimdi de orası hani, da aklıma dış kapının geldi. Dış mandalı da değil. Hani yine sus. Ailenin içerisinde ya hı. kendi yeğeninin kayınpederiyle birlikte oluyorsun. Adam evli, çoluk, çocuğu bana var. Bana aile var. Ben kendi kendime işim derdim. Baskına gitmezdim yani o eve. Ama neyle çocuğu doğurur muydu? Efendim? Hadi bir hata yaptın. Ha yapmış artık çocuk doğurmaya geldi iş. Normalde ne zaten böyle bir şey olabilir ne de hamile kalınabilir. Ama madem böyle bir şey oldu eve baskına gitmezdim. Bu apayrı bir boyut. Yani korkardım da bana bir şey yaparlar mı falan diye. Peki hiç kendinde suç arar mıydın? Herhalde. Arardın değil mi? Hani neden bu yola yok, girdik Alev'de diye. Alev'de hiç o yok arsız. Oy, evet, ben diyor benim ya. Hayatım, benim kararlarım. Evet. Bunu ben tercih ettim. Çocuğu da yaptım. Çocuğu şimdi ben doğuracağım. Kendim için doğuracağım. Yalan. Aslında Apo'yu istemiyordu. Ben seni istemiyorum. Senin soyadını yalan. İstemiyorum. Bu çocuğu kendim için doğuracağım dedi. Ama bak yine orada kadınlar kendi aralarında birbirlerine savaş açtı. Tabii. Yine kadınlar kendi kendilerine hırslandılar. Ve bu yüzden Alev de bu sefer ben pes etmiyorum. Boyun eğmiyorum. Ha öyle mi? Darbe öyle yapılmaz. Böyle yapılır deyip. Yani... Ben her zaman derim kadına kadından kötülük gelir.
sakın unutmayın. Her zaman. Her zaman bu maalesef böyledir. Öyle oluyor. Keşke olmasa. İzleyenlerimizden de ben cevap almak istiyorum olur. Konuyla alakalı. İlla ki aranızda da bu konularla ilgili kocanıza yani salça olan kadınlar vardır. Var. Musallat olan kadınlar vardır illa ki. Hani sizin de başınıza böyle ama bir şey gelmiş olabilir. Ama kadınlığını yapmayan kadınlara da bir şey söylemek lazım. Yani bir bize türlü yazar mısınız söylemezsem olmaz official. Orada bir fotoğraf paylaştık. Aşağıda buluşalım. Ben de kötüyü savunayım. Hayır şöyle bir şey de var mesela. Kadın atıyorum mesela normal hayatında. Adam evinde mutsuz. O kadına hediyeler gönderiyor. O kadının içinden giriyor, altından evdeki giriyor, üstünden çıkıyor. Evdeki kadın da devamlı alışveriş yapıyor. O kendine ait bir hasbiyaz. Gidiyor bilmem ne. Ay, devamlı ama. Bu sefer diyor ne ki. Ne geldin bu kocacığım hoş geldin ne bilmem ne. Bak şunu yapıyorlar ben size söylüyorum işte benim takipçilerim çevremde de oluyor. Ya ben boşanacağım zaten evde bizim yatağımız ayrı. Soframız ayrı. Evet. Her şeyimiz ayrı. Biz suni olarak. Yani aynen öyle yaşayanlar da var biliyorsun. Çocuk evet. Yani matematik gibi şirket yani. Gibi iki şirket gibi yaşıyor. Ayrı yataklar ayrı evet. Odalar. Ay işte yalandan sen horluyorsun ben bilmem aynen, ne yapıyorum diye. Bahane, yalandan bahane. Öyle ayrılıyor ve ayrılıyor. Ayrılıyor. Ama şu yani kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Eğer yapacağın varsa gittin aşık mı oldun başka bir kadına? O zaman evdekinden İyi de bunu gitmek paylaş. İstiyor bırakmadı ki. Kadın da diyor ki ben diyor sana diyor yar etmem. Biz bunu nerede gerçek hayatımızda dedik biliyor musunuz? Bu pembenin söylemi ben sana yar etmeyeceğim. Seni mutlu etmeyeceğim muradına Ebru erdirmeyeceğim. Ebru Gündeş'te gördük bunu. Hayır. Reza Zarrab. Hayır. Hadisede. Hayır. Hadiseyi avucunu yalanı. Ilıcalı, Şeyma, Subaşı, Zeynep. Ilıcalı üçgeninde zamanında Şeyma ilk Acun'la ilişkisi çıktığı zaman Zeynep dedi ki ben dedi seni metres yapacağım boşanmıyorum dedi. Ama dayanamadı yine ne oldu karısı oldu. Sonra Şeyma ne yaptı i̇şte. Elinde yüzükle boşanıyorum dedi sinep attı. Yani. Yani tabii böyle. Kadının kadına yaptığı bakın tabii. Burada yine bak erkek bir şey yapıyor ama o kadınların kendi arasındaki hırsı. Savaş ilanı ve evet. Hırsı da daha da çirkinleştiriyor olayı. Ama ben orada. Kimsenin bir duruşu yok bir gururunuz ama olsun ya. Ama ben orada ya. Kadınlar evet öyle duruyor da ya da Şeyma da zamanında öyle durdu da. Ne durduğunu oradaki, kimlerle durdu? Hayır oradaki adam da durdurtmayabilirdi öyle. Mesela Şeyma boşanıyorum yani, diye sinep attığı zaman o sinepin hesabı yani, sorulabilirdi. Tabii hayır iyi şimdi Acun iyi bir adam olduğu için. O anlamı söylemiyoruz ama yani, dengeyi de kurmak lazım yok işte çünkü. Hayır aynen. Erkeğe düşüyor burada. Her türlü dengeyi kurmak evet. Lazım. Kimseyi yedirtmemek madem lazım. Madem böyle bir günaha girdiniz bununla dengesini kurun günah her yere sıçramasın. Ben bu konuda benim fikrim olarak da kadınların eğer kocanız gitmek istiyorsa ben kocamı kaybetmek istemiyorum diye. Hiç uğraşmayın. Bunu gidene söylüyorum. Yol verin. Aynen. Giden çünkü gitsin. Aptal yerine konulmak inan daha ediyorum. Ağır geliyor. Bunu söylüyorum evet, size ya. Evet aptal yerine konulmaktansa yani ne sen ağla ne, evde daha yani ne bir sen şeyleri, ne sen durdurtmazsınız diye düşünüyorum yani. Bir şeyleri yani. Kabul herkes etmek ne demek bu konuda. Bir daha bunu yapılmayacak anlamına gelmiyor. Alo. Oldu. Alo. Çok özür dilerim. Ver hemen açayım. Yok Amerika'dan. Amerika'dan arıyorlar. Aç. Yok açmayayım. WhatsApp konuşuyor borçlu, daha çok yazıyor. Borçluyum da arıyorlar borçluları. Yani. Efsane mi oluyor oradaki? Efendim konuyla ilgili olarak yine siz Alev'in yerinde olsaydınız böyle bir şeyle karşı karşıya kalsaydınız söylemezsem olmaz official Instagram adresinden yorumlarınızı bekliyoruz. Ya merak da pembe ediyorum. Olsaydınız. Kadınlar ne düşünüyorlar? Ya yani, da pembe olsaydınız bunu mu yapardınız? Yoksa çeker gider hadi miydiniz? Lan derdim, Apo'yu salar aynen mıydınız? Aynen öyle salardım kendim de köşke yerleşirdim. Çocuklarım da var. Hadi Apo'cum anca gidersin. Evet anca ya. Gider. Bak belki o adam iki yıl içinde geri dönerdi zaten. Zaten öyle oluyor. Herhalde. Kaybetme korkusunu hissetmeyince bir şey o adam rahata bağlıyor. Ama aşk varsa bunların arasında aşk yok ya. Yani adam o yüzden gidiyor. Adam zaten Apo diyor ki Alevcim sen benim diyor bu hayatta tek İlk, aşık evet. Olduğum kadınsın Bravo. Diyor. O aşkının peşinden gidiyor Apo. Evet. Çünkü hani görücü usulü evlenmişler hep pembeyle evet. Birlikte olmuş. Ama aşık şu anda olarak yapmak istediği tek şey aşık oldum bir dakika ben bu hayatta bu duyguyu ilk kez yaşıyorum ve bu yaşımda da bu duygunun peşinden gitmek istiyorumu oynuyor Apo'da. Şimdi eski Apo'ya gideceğiz. Sevgili Settar Tanrıören'den güzel bir güzel haber, haber var. Evet. Taburcu oldu kendisi. Oh, çok şükür. Ekranlarımızda beyin kanaması geçirmişti ve bu yüzden de aldığı tedavi sonrasında belli hafıza kayıpları yaşamıştı. Ve çok ağrılarda yaşadığını evet, düşünüyorum. Evet, çünkü 3 kere ameliyat beyin oldu. Beyin kanamasında çok ağrı yapıyor.
O yüzden çok zorlandığını tahmin ediyorum ama güzel haberi aldık. Evet, evde mi? Dinleniyor şu anda Settar Bey. Acil şifalar dileyelim amin. İnşallah. Bütün kendine herkese, bütün ihtiyacı gelir, olan herkese. Herkese, hastalara şifalar, dertlere aynen. devalar dileyelim. Şimdi yeni evet. yeni dizimizle, yeni ne? Dizimizin hangisi? Yeni konusuyla devam edeceğiz. Bahar dizisi diyeceğiz. He. Şöyle biraz bahar gelsin. Ya bu bahar nasıl tuttu ya? Ben bunu hala anlamıyorum. Ne dram var? Ne hepsi bilmem var. Ne var. Oyunculuk var. Hayır, komedi de var, var, dram da var, aşk da var. Bence dizinin var, çok iyi musunuz? Bir izleyicisiyim. Bir de bir kadın bir erkek havasını mı alıyoruz acaba? Bence bir şey alıyorsunuz. Bir izleyelim, bir izleyelim hadi, bakalım. Sonra tartışalım. Bahar'la hakikaten. İlgili çok komik bir an var. Sosyal medyada da çokça gündem oldu. Cerrah bir izleyelim. Olan mı? Cerrah, sonra konuşalım. Tabii bunlar çok güzel. Hani bu tip espriler... aslında subliminal evet. aslında altında küfür var onun ama o kadar entelektüelce yapılmış ve güzel yapılmış. Muhtemelen de Bahar neydi Demet kendi evet, kendisi o anda yapmış. Spontane yapıyor evet. galiba değil mi? Kendi esprisi. Evet. Ve yani. Yıkılmış set ortamı. Bir de ben neyi seviyorum biliyor musunuz? YouTube'da da çok ararım böyle search kısmına yazarım. Kamera arkalarını ben bayılıyorum. Tabii. Her filmin... Bazı ama dramları vardır. İstemiyorum ben. Dramların mesela... Yok komedi. Ya da, ha, evet, görmek komedileri okey ama dramları görmek istemiyorum çünkü uzaklaşıyorum. Evet mesela biz de videoların arkası kamera arkası koyuyoruz bazı içeriklerde. Çok güzel. Bayılıyorlar biliyor musunuz? Biz hatta rejiden istedik kendimiz için. Bizim aa. De ay biz ne salaklıklar yapıyoruz bir görseniz. Yani görüyorsunuz sağ olsunlar arada canları. Mürcüğüm. Arkası daha olay aslında. Yani çok güzel. Biliyorsun bu cerrahımla zaten gelmiş geçmiş en büyük reytingi yaptı dizilerde geçen hafta. Bu vardı değil ve mi? Ve gündem olması önemli. Evet. Yani dizilerde bir şeyleri izliyoruz. Dizilerin sadık izleyenleri olabiliyor, fanları olabiliyor. Ama hiç kimsenin haberi olmayan dizilerden sosyal medyaya bu şekilde tabii. düşen anlarla haberi oluyor. Ben evet. öyle, bu çok benim önemli. Öyle çok önemli. Şimdi Bahar karakteri kesinlikle. Demet Evgar'ın Cerrah'ım diye yapmış olduğu espriyi mesela Demet Evgar o kadar güzel üstünde taşıyor ki başka biri yapsa belki eleştirilecek, evet. yakıştırılmayacak. İğreti de kalabiliyor. Aa diyecek yani bu nasıl böyle çünkü bir espriymiş çünkü bundan beklemiyorsun. Diyecek. Demet'ten beklemediğin için. O kadar için. Güzel iyi, taşıyor ki üstünde. Çok iyi oyuncu, evet. çok tecrübeli bir kere. Tecrübenin önemi çok önemli var kibar burada. Kibar galiba ki bu söz... Çok keyifli geliyor insana. Aynen. Dediği gibi dik gelmiyor. Kibar geliyor. Evet, cerrah evet. yani. Sempatik geliyor. İşte evet. herkes öbürü her şeyi... Öbürü bir şey daha mı diyor? Sonra bir başkası da bir sanki cevap o formatta bir şey söylüyor mu söylemiyor mu bilmiyorum ben ama. Ben o formatta ben sana yeni bir şey söyleyeyim. Bundan önce bu cerrah esprisiyle ve gideceği yerle ilgili Cem Yılmaz... Ne zamandır storyleşmiyoruz. Cem Yılmaz'ın Erşen Kuneris'inde de İbrahim var evet, böyle. Öyleymiş. O da buna benzerdi ama İbrahim. Demet Evgar'a çok yakıştı ve kendi doğaçlama bir esprisiydi bu. Yani cuk oturdu çünkü biz çok orada enteresan. Demet Evgar'ın sürekli kocasıyla ilgili atışmasında galip gelmesini ve ona karşı o güç gösterisini izlemeyi seviyoruz. Bence çok iyi bir PR şirketi var arkasında. Bahar'ın. Evet, Bahar dizisinin çok iyi bir PR şirketi var. Yani bu kadar, gerçekten bu kadar tavan yapması mümkün değil bu ülkede. Hmm. Yani bir komedi olarak aslında bir komedi bu çünkü genel anlamda. Yani verilen dram da çok light. Ama güçlü kadın izlemeyi özlemişiz biz. Yani kadınlar yani... güçlü kadın figürünü izlemeyi sevmişler ve sürekli... kocasıyla arasındaki o güç gösterisini ve Bahar'ın kendi hayatını geri alma öyküsünü izlemeyi sevdik bence biz. Çünkü o, yok, bak hep bunu... sürekli ezilen kadın. Şimdi bunu başka bir bölüm. Kadın, bak, anlatılan kadın. Demet Evgar rolü çok yüksek bu dizinin izlenmesinde. Şu an bir bana oyuncu söyleyin bu rolü oynayabilecek. Ya belki oynar yani Şevval oynayabilir belki. Hani şey... O arada oynayabilirler. Siz peki Şevval Şevval şeyle güzel. Aldığı için yanında olmaz. Yan oyuncularla. Evet. Ama Demet tek başına bir star. Demet tabii Rüştü'nün de daha önce o iki adam iki kadın neydi? Bir kadın bir erkek. Kadın, onda yani da hala yani. İzliyorum. Hala. Güzel. Tabii Bahar dizisi ben severek takip ediyorum. Demet Evgar'ı da cerrah esprisiyle buradan kutluyorum. Çok yakıştı ağzına sağlık demek istiyorum. Yeni başlığımızla devam söyle. Edeceğim. Hazırsanız Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftliğine gideceğiz. Bir gece eğlencesine çıkmışlar. Başlarına bir şeyler gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Aa.
Yeniköy'de rastlıyoruz Tatlı Tuğa. Suanç Bey, Suanç Bey. Merhaba. Tamam arkadaşlar, devam edelim. Koruması görüntü alınmasını istemiyor ve işlerini yapan muhabirleri engelliyordu. Rica ettik. Bu ne tavırdır? Siz de aracın başına öyle gelemezsiniz. Yok geliriz. Biz devam ederiz. Biz de geliriz. Belli bir şey değil. Gelmeyerek zaten nasıl anlatabiliriz ki? Aynen. Muhabirler uzaklaşırken arabanın kapısı tekrar açılınca Kıvanç Tatlıtuğ'a sorular yöneltmek üzere arabaya doğru yöneldi haberciler. Merhabalar Kıvanç Bey. Nasılsınız? Muhabirlerle tokalaşıp çekime geldiğini söyledi. Sadece selam vermek istediğini söyleyerek kibarca röportaj vermeden ayrıldı Kıvanç. Başak Hanım'ı da gördüm sanki ama. Evet, hemen bari şöyle bir görüntü alsak da belki Başak Hanım'a bir iki bir şey sorarız. Selam vermek istedim. Ve birkaç gece öncesi Kıvanç Tatlıtuğ Etiler'deki bir mekanda eğlenmeye gitti. Neler söylemek istersiniz? 40 yaş önemli. Daha sonra eşi Başak Dizer de aynı mekana giriş yaptı. Girmek istiyorum. Neler söyleyeceksiniz yakın dost? Dizer'in mekana girmesinin ardından mekanın yakınında oturan bir vatandaş yüksek sesten şikayetçi oluyordu. İçeride Kıvanç var. Beni hiç ilgilendirmez. Ben burada oturuyorum. Ev sarsılıyor sabah akşam. Sabah akşam mı oluyor? Evet. Bugüne özel bir şey değil mi yani? Bugün her gün mü böyle? Hafta sonu saat 1'de bile kapanmıyorlar. Gece yerlerine kadar. Hanımefendi epey rahatsızdı yüksek sesten. Kıvanç Bey'i tanıyor musunuz? Hayır Kıvanç Bey'i tanımıyorum. Umurumda değil. Onlar içeride de ondan dolayı söyledi. Saygısızlık son derece, anlamıyorlar. Şikayet ettim. Tekrar ediyorlar. Nerede şikayet alındınız? Polis aradınız mı yani? Kaymakamlığa gittik. Peki teşekkürler, sağ olun. Ya, geçmiş olsun. Böyle işte hani yaşam alanının arasında eğlence yerleri olunca bu gibi şikayetler etmekte çok da haklılar yani. Belli bir saati geçtikten sonra yüksek ses yaşlı da bir insan ben Kıvanç Mavaş tanımam ya diyor. Ne olursa olsun yani diyor. Yani zor. Hepimiz sitelerde oturuyoruz. Hepimiz kalabalık yerlerde oturuyoruz ama bazı şeylerde tolere edilebilir diye i̇şte düşünüyorum. İşte yaşlılık haliyle ama de evet, zaten. Orada bir tahammülsüzlük devreye giriyor ya. Yaş alınca bak hiçbir şey tahammül etmiyorlar. Aynen. Hiçbir şeye. Korkuyorum ben. Bu mu? Onu da yapamazsın. Şu mu? Bunu da yapamazsın. O mu? Şurayı bir tadilat yapalım. Onu da yapamazsın. Ulan apartmanda gebereceğiz. Onu da yapamazsın. Sen bilmem nenin göbeğinde otur. Bilmem ne kadar para al. Kiracı elinde o kadar geliyor. Etsin. Ama sen bir şey için tadilat ya da bir boya İzin olmaz. Yok. O da olmaz. Bu da. O da yani. Zor işte o yüzden. Yani bazen şey de bazı şartlara uymak lazım yani. Ya ben her gün Kıvanç'la Başak'ın çünkü o siteden de haberler geliyor. Bir de burası bize gece yarısı bir şey olan bize bir şey. Bize de gelirdi böyle mangır mangır saygısız bir yaşantıları olsa. Bence hafta sonu hepimiz için tolere edilebilir. İşte yaşlılık haliyle o aksilik maalesef hani evet. insanların üzerinde oluyor ve izlediğimizde de tanımam ben Kıvanç'ı. Tanımam ben diyor. Kıvanç'ı da tanımam diyor. Ne güzel. Bak muhtemelen evin çok para ediyordur. Ay çok tatlıydı. Güzel bir bölgede hanımefendinin evi belli. Etiler. Onun için Etiler ana caddede. Madem bu kadar güzel bir evin var. Ha. Mis gibi ver kiraya 100-150 bine. Sen de rahat et. Orası Etiler. 40 yıldır orası eğlence caddesi. Bırakın da 3-5 genç de bir... mutlu olsun ya. Eğlenelim ya. Peki, yani her gün hayatımız zor geçiyor. Peki bunun Kıvanç Tatlıtuğ bir gece eğlenmeye çıkmış eşiyle birlikte Kıvanç'a mal olması. Sus. Aynen öyle bravo. Kaymakam onu da şikayet ediver. Ben onların her gün dım tıs bir yaşantısı olduklarını düşünmüyorum. Yok zaten ya. Bebekleri var evde kesinlikle. Daha küçücük. Tabii ya. Yani ne kadar yapabilirler yok, bu ama. Eğlenceli ama hayatı. Ama burada 40 yaş önemli diyor sanki. Sanki birini kutlama mı yapıyor ya da bir şey yok, mi oluyor? Yok 40 yaş geçen sene Kıvanç kutladı. Hatta biraz alay konusu oldu bazıları. Burada Kıvanç'ın da muhabirleri idare ediş şekli artık. Çok kibar. Hani çok kibar, kibar ama ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Hani asla bir herhangi bir sohbete girmeyip hep aynı tarzda kardeşim teşekkür ederim konuşmak istemiyorum deyip herhangi bir şekilde bir röportaja asla girmiyor. Bazı yerlerde giriyor bazı yerlerde ama... En azından böyle yapması da güzel. Bak Uğur mutlu oluyor. Hı-hı. Uğur Kotan bizim Hı-hı. muhabirimiz yakalamış.
eksik olmasın, ellerine sağlık. Yine de aynı güzellikte kapı kapalıyor, hı hı, ama tekrar açtırıyor Kıvanç ki emekçilere, tabii, bir merhaba diyebilsin. Merhaba diyebilsin ama hep merhabada kalıyor. Hani bir iki çift bir şey söylese verecek zaten onların da ekmeğini, herkes mutlu olacak. Çok... Var artık aynen, magazin var. Magazin var, bir de şöyle bir şey oldu artık, buraya da doğru evriliyoruz yine sosyal medyaya destekle. Çok içerik çekiyor bu insanlar. Mesela İbrahim Selim'in kanalına katıldı. Ve orada 1,5 saat Kıvanç konuştu. Orada dıdısına kadar, evlilik sorusuna kadar, bebek sorusuna kadar. Aslında çok güzel bir yere girdim. Her bir, şey verdi. Bir oyuncunun o kadar konuşması, bu kadar görünmesi yanlış. Oynayacağı kimlikler için. Orada bütün bilgiler için var zaten. Evirip çevirip o bilgileri sosyal medyada döndürüyoruz. Öyle. Bütün her şeyi oradan alıyoruz. Ne şimdi bileyim, burada ne anlatsın? Kendi tasarrufu diyelim başa yani. Gerçi şöyle bir şey var. Bizim muhabirlerimizin de hali hazırda çok iyi soruları olması gerekiyor ki. Çok farklı bir soru gelecek yani ki orada. Soru sorma kabiliyetimizin de çok gelişmiş olması, tabii, gerekiyor. Mesela önceden en çok kimler görülür ya da kimi görürsek sokakta ne sorarız? Hayatım bir de öyle önemli bir soru soruyorlar ki dakika bir gol bir kaçması için en kötü soruyu soruyor. Ürkütmeyeceksin. Yani, tabii, tatlı tatlı. Ürkütmeyeceksin kuşları. Önce bir alacaksın. Kuşları ürkütmeyeceksin. Hadi devam edelim. Tatlı tatlı kaleye gireceksin. Ama Uğur'cum güler yüzlüdür. Onun için Uğur, işte onun ayrı var, bir şeyi var. Öbürü neyse söylemeyeyim. İkisi de Mustafa da Uğur'da. Başka bir muhabirden bahsedecek. Kim? Mustafa mı? Ben söyledim. Hayır. Bizden değil. Ha, öyle. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'dan ailenin diğer ferdiyle devam edelim. Aile dizisinin. Serenay Sarıkaya diyelim. Hmm. Tokyo'da. Hala çok uzak doğru. Fotoğrafları yine sosyal medyada dolaşıyor. Ekranlara geldi. Ben şunu çok beğendim. Kürkünü mü tüylüsünü? Tüylüyü de tüylüsü. İki tüylüyü de. Düşünsene şunu benim giydiğimi düşünsene kürk. Yoksun. Sen kaybolursun. Direkt kutuplarda aynen gezen. Direkt içinde kaybolursun. Küçük yavru bir ayı gibi şeyle stüdyoda gezerim böyle böyle. Tabii bu kombini ilk Yasemin Özilhan giyiyor yanılmıyorsam. Ha, look olarak. Look olarak sonrasında. Ya da Hande önce Erçel. Hande Erçel giyiyor galiba. İlk Yasemin Özilhan giyiyor. Sonra Hande Erçel giyiyor. Kronolojik sana emin değilim. Allah sizi kahretmesin. Kronolojik olarak evet, evet, söylediler. En doğru, sonunda doğru arkadaşlar Serenay giydi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bilen var mı niye Tokyo'da? Gezmeye gitti. Gezmeye arkadaşıyla. Mi? Evet. Şimdi Ramazan dolayısıyla bir sürü sanatçı. Ne oldu? Bir sürü sanatçı. Ne ne ne. Tatile gitti. İddia geldi şu an beynime. Hayda. Gönder gelsin. İddia zamanı. Yağmur Çelik iddialarıyla şu anda. Serenay evet. Sarıkaya hamile. Hamile. Tokyo'ya doğurmaya gitti. Bizim bir cambali burada 7 ay boyunca öbür günde hamile dedi. Ama şu an öbür günde hamile dedik ya. Yine onun dedikodusu var. Hayır, biliyorsun. Yok, o herkese 4, geçmiş 4 bu arada hamile diye benimiz. Çünkü şey, hızlı gelişti bu süreç. Herkes şu an bekliyor. Herkes hazır. Tabii bekliyor. Bu bir. İkincisi de dün Mert Demir şu an İngiltere'deymiş. Dün de sosyal medyadan bir arkadaş B isimle başlayan Mert Demir'in yakın arkadaşlar grubuna atıyor. Ve sevgili olarak gözüküyorlar. Yine dönüp dolaşıp şu an Serenay Mert Demir'e geliyorum yani. Yani sevgililer yani, mi? Asla değiller. PR aşkı. %100 PR aşkı. Çünkü arka tarafta Serenay başka birini götürüyor o yüzden. Onu bilmiyorum. Şu an Mert Demir başka biriyle bak, beraber. Bak bir kadın olarak bu nasıl bir çok konuşma. Çok güzel. Alan memnun. Alan ayıp memnun. Satan memnun günün sonunda. Orada başka bir şeyler olduğu için ön tarafta hem arkadaşı olarak onun daha iyi gözükmesi için hem daha çok konser verebilmesi için aynı zamanda Serenay'da albüm çıkartacak iddiaları var. Mert Demir'le birlikte zaten Ateşe Düştüm'de arkadaki sesi Serenay'dan duymuştuk. Şimdi beraber belki albümünde birlikte yol alıyorlar Mert Demir'le. Asla sevgili olmadılar. İkisi de birbirlerinin kalemi değil çünkü. Serenay Mert'ten daha Mert. Ya bu da Mert'e taktı. O zaman şöyle İlla bir açıklama yapalım. Şey olarak söyle, herkes anladı. Mert Bey seni bir gün ararsa ne yapacaksın? Gelsin. He? Konuk edelim. Ne diyeceksin? Ateşe Düştüm. Ben de onunla güzel bir düet yaparım. Özel bir düet Can yaparım. Can Yaman muhabbeti değil mi? Yani. Mert Demir yani ne yaparız biliyor yani musun? Ne? Can Yaman muhabbeti. Hayır da adama devamlı yani seksüelitesi açısından. Demek ki duyumları var bu konuyla ilgili. Duyumları var, iddiaları var. Duyumları evet var da işte evet, yani bu tabii evet, tehlikeli sadece duyumlar. Sadece arkadaşlar ben Ağustos ayından beri bu haberi yapıyorum. Ağustos, hadi Eylül olsun Mert ve Serenay ilişkisi. Sadece manipüle ediyoruz. İkisini de kendi çıkarları doğrultusunda bu ilişki öne çıkardılar. İlişki mi ilişki yok.
Ben İlişki daha... ilişki yok. Ama Serenay kız Tokyo'ya konuşuyorduk. Sen bu adam bebeğim, ben Ağustos'tan, süperdi diyor. Bebeğim ben kendim söylüyorum zaten. Ha. Ağustos'tan beri bunlar dip dibeler. Neyse. Postlar, bu konuyu daha konuşuruz nasıl? Konuşuruz. Aynen. Yeni konuya geçeyim mi? İşte onun için sana haydi, kapatalım. Sezen Aksu diyeceğiz. Sezen Aksu'nun bileğinde İştahı. Bir bileklik gördük. Bu bileklik bizim kendi editörlerimizin fark ettiği bir durumdu. Elinde iki tane tost göreceğiz ama dikkati çektiğimiz başka bir şey var. Sezen Aksu hasta mı diyeceğiz? Bir izleyelim mi? Sezen Aksu, uzun zamandır sahnelerde göremiyoruz minik serçeyi. 8 yıl oldu sahnelere veda edeli. Kamera karşısına da pek çıkmadı. Bu kez yakın dostu Emel Müftüoğlu'nun son paylaşımıyla çıktı karşımıza. Bir mekanda oturmuş tostunu yiyor. Hem de bir değil, iki farklı tost var elinde. Emel Müftüoğlu, yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu notunu düşüyor paylaşımına gülme emojisiyle. Belli ki diğer tost onun esprili bir fotoğraf için veriyor Aksu'ya. Fakat o da ne? Şimdi minik serçenin sağ bileğine bakın. Bir bileklik var. Normal bir bileklik değil. Hastanede tedavi görenlere takılan bileklik gibi duruyor. Fotoğrafın çekildiği mekan da bir hastane kafeteryasına benziyor. Bu durum takipçilerinin de dikkatinden kaçmıyor tabii. Hastane bilekliği var. Yoksa hastaneye mi kaldırıldı? Sezen Aksu'nun sağlığı yerinde mi diye soruluyor yorumlarda. Sezen'in kankası Emel Müftüoğlu henüz bir cevap yazmadı ama paylaşımına gülme emojisi koyması biraz olsun rahatlatıyor Sezen hayranlarını. Sezen Aksu ile ilgili iki elindeki tosta herkes dikkat çekmiş ama bizim editörlerimiz başka bir şeye dikkat çekiyor. Bileğindeki o hastanelerde takılan hasta bilekliği. Kısacık bir araya gideceğiz. Sonra detaylar Sezen Aksu'nun hasta mı hasta değil mi bizde olacak efendim. Aradan sonra görüşelim. Efendim ekranları başına yeni geçmiş izleyenlerimiz ve sabah erkenden başlayan Söylemezsem Olmaz'lar reklamlardan sonra bize katılan izleyenlerimiz. Tekrardan hoş geldiniz, günaydınlar. Söylemezsem Olmaz tüm hızıyla devam ediyor. Yağmur günaydın, günaydın, günaydın. Bana bir kendinize gelin. Biz de kendimize geldik. Sezen Aksu'lar, Sezen. Ya çok özledim ya. Evet. Reklama giderken Sezen'le gittik. Evet, evet. 1996 yılında mı bıraktı sahneleri? Ne? Şaka gibi yani çok çok uzun bir zaman önce bıraktı. 8 sene oldu ha, o Sezen zaman 2016, Aksu sahnelere, konserlerine ara verili veda edelim. Evet. 8 sene oldu. Şimdi çok uzun oldu. Sezen Aksu ile ilgili olarak bir iki elinde tost varken görmüştük ekranlarda. Aslında bu çok sempatik bir durum gibi başka şekilde 2016. Yorumlanabilirdi. Ama bizim kendi editörlerimiz Sezen Aksu'nun bileğindeki hastane bilekliğine dikkat çekti ve burada biz şu soruyu sorduk. Sezen Aksu hamile mi? Hasta mı? Ay hoş geldin. Bir çok nasılsın? Hamile haberi herkese veriyor. Ebru Gündeş derken. Şimdi Sezen Aksu'nun bu hastalık haberiyle ilgili olarak detayları sizlere verelim. Çünkü herkeste bu bilgi yok. Söylemezsem Olmaz'a özel bir detaydır bu. Milyonda sadece 40-70 kişi aralığında görülen, Türkiye'de ise Sezen Aksu ve Türkan Şoray'ın hastalığı olarak hafızalara kazınan Cushing sendromu adında, bu hastalık stresli durumlarla mücadele etmeyi kolaylaştıran kortizol hormonunun yüksek seviyede salgılanması sonucu meydana geliyor. Ne oluyor peki burada Cushing sendromuyla? Ne gibi etkileri var? Nasıl anlıyorsunuz? Yüzünüz yuvarlaklaşıyor, kilo alıyorsunuz. En sık görülen belirtileri arasında bunlar. Zaman içerisinde yüzün yuvarlaklaşması, kırmızılaşma, hafıza problemleri, aşırı susama, kilo alımı olarak ön plana çıkıyor. Bu noktada tedavi hem ilaç tedavisi hem de cerrahi müdahale olarak görülebiliyor. Sezen Aksu da bir hastanede, o aslında bir hastanenin kafeteryası, elinde bir tane kepekli tost, diğer elinde de normal ekmeği bir tost. Emel'in normal tost. Evet. Muhtemelen Emel'in tostu. Herhalde çekerken bir dakika bana ver demiş. Hem de bir muziplik yapmış Sezen. Evet. Ama Sezen çok güzel gözüküyor. Yani çok... Check-up yaptırdığı Türkan, bilgisini de verelim Sezen Türkan Aksu'nun. Şoray. Ve sonuçların da iyi geldiği bilgisini de yine verelim. Biz Türkan çok Şoray deyince Türkan Şoray'ın hatırlıyorum son dönemlerde de konuşmuştu. Yüzü bayağı yuvarlaklaşmıştı. Yuvarlaklısı.
bir ama kızarıklaşmıştı, evet, değil mi? Evet, büyüktü yani. Yüz hatları da büyümüştü. Zayıfladı zannedersem Türkan Şoray. Şimdi daha iyi, yani daha hastalıkla fit. Hastalıkla bağlantılıysa normalmiş. Şu an için daha fit. Ama Sezen, çok özledik Sezen'i. Evet, ay, 2016. Evet. 2006 dedim, 2016. Demiş ki, her bitişin bir güzel dönüşü vardır gibi. Her bitiş bir başlangıçtır, hı-hı, demiş. Onun notunu aldım son konserinde. Son konserinde vedalaşırken her bitiş bir başlangıçtır ama demiş. Ama yeni nesilde o da düetler yapıyor. Araya girişler yapıyor. Yapıyor mu? Evet. Ay, yapsın, rapçilerle ama falan. Ama artık ondan büyük bir konser bekliyoruz tabii, ya. Onu kendi. Yani altın yıllar. Şarkı. Şu Ajda niye ikna edemiyor? Şu Ajda onu ikna etse. Yani birisi ikna etse ya da kim ikna edecekse. Geçmiş olsun dileyelim. Evet. Acil şifalı. İlk defa duydum ben bu hastalığı. Evet, zaten çok sanatçı az kişide görüldüğü için de bizden de kimden haberimiz var? Türkan Şoray'dan. Türkan Şoray'dan bu hastalıkla diyorsun. Adı anılmıştı. Şimdi de Çiğdem Aksu'nun böyle bir durumu söz konusu. Acil şifalar dileyelim. Evet, hı-hı, hani check-up yapılmış ve sonuç olarak iyi sonuçlar da elde etmiş. Evet. Sezen Aksu, Minik Serçemiz. Şeyin de bir şarkısı vardı, ona yazmıştı zaten. Söyle. Gökhan Özen. Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen. Evet, çok güzel o şarkı. Ağla kalbim elbet geçer. Allah'a şükür. Neyse bugün de okudu şarkısını. Allah'a şükür rahatladık. Bir kuple geldi. Şimdi stres tam yeri, bitmiştir. Tam yeri gelmişken Sezen Aksu ile ilgili olarak da dedim. Hem Sezen Aksu'nun kendi adının da geçtiği bir şarkı. Kendi kaleme almıştı. Gökhan Özen seslendirmişti. Çok güzeldi. Buradan acil şifalar dileyelim. Şimdi yeni başlığımızla devam edeceğiz. Yine bir hastalık aslında diyeceğiz. Beren Saat'le Kenan Doğulu sürekli hastaneye gidiyorlar. Çocuklar. Neden sürekli hastaneye gidiyorlar? Bir hemen izlemeyi de verelim. Kenan ve Beren'le devam edeceğiz. Bebek. Bir hastalıkları var. Bana da öyle geliyor. Bebek değil. Tedavisi olabilir bebek mi? Bebek değil. Geçmiş olsun diyelim mi? Yok. Öğrenebilir miyiz? Rutin kontrol mü? Evet evet, yıllık kontrollerim. Geçtiğimiz haftalarda da Beren Hanım sizin doğum gününüz vardı. Nasıl evet, geçti? Çok güzel geçti. Kenan Bey'den nasıl bir hediye aldınız onu soralım. İyi günler, çok teşekkür ederiz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi teşekkürler. Geçmiş olsun diyelim mi? Yok. Öğrenebilir miyiz? Rutin kontrol mü? Evet evet, yıllık kontrollerim. Geçtiğimiz haftalarda da Beren Hanım sizin doğum gününüz vardı. Nasıl evet, geçti? Çok güzel geçti. Kenan Bey'den nasıl bir hediye aldınız onu soralım. İyi günler, çok teşekkür ederiz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Bu arada bir bilgi daha geldi. Sezen Aksu'nun yakın dostu ve menajeri de Cushing sendromundan vefat etmiş. Hem de 44 yaşında. Bunun bilgisi de çok değerli bir arkadaşımdan geldi. Çok iyi bir menajerden. Dolayısıyla bunları tetkik altında yani tutuyor olabilir. Yani 44 yaşında nasıl? Ha, o zaman dedi ya beynine bir zararı var. İşte, oradan mı yakalıyorlar? 44 yaşında. Tabii tam detayı bilmiyorum ama Cushing sendromundan. Cushing sendromu olarak. Cushing. İşte Türkan Şoray ve Sezen Aksu diyorsun ki Sezen Aksu'nun kimi? Evet, şeyi, menajeri. Menajeri. Ve, yakın arkadaşı gibi bir şey dedim. Dostu ve menajeri de Cushing sendromundan sebebiyle 44 yaşında vefat etmiş. Peki mekanı cennet olsun diyelim. Tabii bu hastalık bir iddia mı yoksa kesin bilgi yok, mi? Yok, kesin bilgidir. Detayını alırım. O zaman önemli bir aslında tedavi altına alınması gereken, takip edilmesi gereken, hı-hı, bir hastalıkmış. Biz de ilk kez duyuyoruz efendim. Şimdi Beren ve Kenan'ın hastalığıyla ilgili olarak karı koca sürekli hasta, bu hastalık biliyorsunuz ki aslında kulaklara su kaçırmıştı. Hani aralarındaki evliliklerinin sarsılmasına sebep olan bir neden var. Maalesef Kenan Doğulu tarafından Beren Saat de o hastalığı kaptı iddiaları vardı. İddia üzerinden ilerleyelim ki ama yanlış bir şey söylemiş olmayalım. Bunlar da pozitif gözüküyorlar. Yani hani o çok zor bir süreç toparladılar. Zaten. Evet, yani toparladılar şu ama an için ilk bu hastalıkla ilgili olarak aldıkları tedavi ilk patladığında ve Beren Saat Kenan Doğulu yüzünden bu hastalığı kapınca tabii şimdi rutin yani kontroller bu derken, diyorlar. Kenan Doğulu başkasıyla birlikte oluyor ve o hastalığı Beren'e mi geçiriyor demek böyle istiyorsun? Böyle bir iddialar evet, vardı. Bunlar bizim kulağımıza gelmişti. Zamanında çok anlaşamadıkları ve evliliklerinin evet, sarsıldığı bol bir bol, dönem vardı ya. Bol sonra bol verildi. Kurtardılar ve hallettiler aralarındaki bu problemleri. Şimdi birlikte tedavi alıyorlar. Konuyla sence ilgili olarak da çocuk tedavisi görüyorlar mıdır? Yani ben çok güzel taçlanacağını, tabii bu bizim
sadece niyetimiz, temennimiz bu güzel çiften bir çocuk olması. Şimdi yani 10 yıllık bir evlilik artık bu. Için. O ilk 5 yıldan sonra evlilik çatırdamaya başlar. İlk 5 yıla kadar her şey... Zaten o arada çatırdadı. Evet, güzeldi. Onların zaten bu süreçte çatırdamaya başladı. Ve demin konuştuğumuz mevzudan dolayı. Ama artık 11'in 12. yıla giriyorlar. Daha ne kadar gezebilirler? Daha ne kadar eğlenebilirler? Bir de Beren'in yaşı da geçiyor. Beren'in yaşı. Kenan zaten yaşı yol var. Aldı gidiyor. Ama hani erkek tolere ediyor. Doğurganlık kadında olduğu için... Onun da bir süresi var. Süresi var ama artık yediğimizden, içtiğimizden, GDO'lu gıdalardan falan hepimizin hatta bazı iddialar da var. Mesela Atiye'de film çekti. Bitter. Aman Beren Saat. Bihter. O kadar orada geçiyor ki bize. Geliyor değil mi ya? Bihter sanki. Mesela oradaki Anatema filmdeki kadınların gitgide kısırlaşmasından bahsediliyordu. Ve doğurganlığın azalmasından. Buna yiyeceklerde, streste, belki de aşılarda. Zaten kadınlarda eskisinden çok daha tedavi var. Farkında tabii ki, mısınız? Eskisi gibi miydi? Daha çok herkes tedaviye gidiyor. Eskiden nasıldı? Herkes doğurgandı Herkes doğurgandı. Ben sana katılıyorum. Şey. Bilmiyorum. Bu şu an bana geçen bir hissiyat. Daha bir iddia, bir duyum gelmedi. Belki buradan sonra gelir. Çok seviniriz. Ben nötr bebek tedavisi olduğunu düşünüyorum. Çok seviniriz. Yani tabii temennimiz... Yani çocuklar Allah, olsun çünkü onu tabii istiyoruz. Buna Allah önce karar artık verir. Artık oturdu, oturuyor. Sonra tıp. İnşallah olur. İnşallah. Senin Allah isterse olur. Doktordan çıkma görüntüleri sizin söylediğiniz gibi biz çok isteriz. Sevdiğimiz bir şey. Sen yani ister isteriz tabii ki. Neden tatlış bir Beren olmasın. Aynen. Çok aynen. Tatlı, çok güzel bir kız çocuğu isteriz. Birbirlerine de benziyorlar. Körle yatan şaşı kaldılar. Kenan'la Beren gitgide benzediler birbirlerine. Kenan kendine benzetti Beren'i. Peki şimdi yeni haberimiz Mehmet Ali Erbil diyeceğiz. Bu aradaki mesaj atsın. Menajer ve arkadaşı dediği doğru Sezen söylüyor. Sezen Aksu'nun 44 yaşında Yaşar vefat Gaga. Eden. Aa tabii. Öyle mi? Tanıdığımız bir isimmiş Yaşar Gaga. Vefat eden Cushing sendromundan. Bilmiyoruz işte. Mekanı cennet ya, olsun. Bak haberimiz yokmuş. Doğru. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu arada bilgi için. Bu konuda tedavi alıyormuş efendim. Yeni konumuz Mehmet Ali Erbil dedik. Hemen Arto'ya bir mesaj bekliyoruz Mehmet Ali Erbil'den. Marketten çünkü... geldi. Promosyon varmış. Ete indirim gelmiş. Ben gideyim. Bir hediye saatini görelim mi? 31 bin liralık bir hediye saat sevgilisine geliyor Mehmet Ali Erbil'den. İşte ekranlarda görüyorsunuz. Ya aşkım. 30 bin mi? Tabii. Sesimiz geliyorsa o zaman yorum yapalım tabii, bizde tabii konuşuyorum. Değil mi? Konuşabiliriz. Tamam. Okay. Fotoğraflı devam ediyoruz. Tamam. Hani bir haber olarak izlemeyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Bin... 30 bin mi 300 bin mi? Hayır 31 bin. Mehmet Ali için. Hani... Ucuz mu geldi? Herhalde. Mehmet Ali için. Hani... Mehmet Ali Erbil'den mesaj bekliyoruz. Yağmur Çevik ucuz buldu saati. Hani... Eyvah eyvah. Yani eyvah. Haklı. Bir tur hani... Hande Hakan'ın bir tane dün bir yerde paylaşım yapıldı. Belki saati mi? Saati değil. Masadaki isim bir verebiliyor şey, muyuz? İsim vermiyorsun. Alkol ürünü. Açlıkları tek şişe 30 binde. Tabii tabii. Hatta, yani 30 bin lira artık tabii takdir edersiniz ki bir şey değil. Evet. O ne? Mehmet ucuz. Ali'nin kız arkadaşı da çok mütevaziymiş. Ay Selin ciğerciye benziyor. Hangisi? Aa aynı. Ay şimdi gördüm ben uzağa az görüyorum. Aynı Selin ciğerciye katılıyorum. Buradan aynı. Mehmet. Selin çok güzel bir kadın oldu. Hayır ama kız çok tatlı bir kız. Kızım. Mehmet Ali'yi idare ediyorsa birisi. Evet. Yani bu kadar profesyonel bir adamı idare ediyorsan iyi bir kadınsındır. Ve ortamlarda bırakıp gidiyor söylüyorum kız masalarda ağlıyor. Sabır. Sabır ama işi. Şu anda güzel. Şu evet. Anda stabil, güzel bir ilişki TikTok gidiyor. TikTok çekmiyor galiba Mehmet Ali. Ay çekmesinler. Erbil hiç paylaşmıyoruz. Bir o Serdar, çok bir lütfen Mehmet Ali TikTok falan çekmesinler aynen. Yani. Söyle kankine. 31 bin lira. Bir şey değil Mehmet Ali. Yavaştan başlamış tanıyana. Ama tek taş takmıştı geçen doğum gününde. O ne kadardı acaba? Onun bütçesini konuşmuş muyduk? Pazardan almıştır o. Yapar valla. Biz Mehmet Ali Erbil'den mesaj bekliyoruz. Alıştırdı bizi. Bizi takip ettiğini ve izlediğini bizim söylemezsem evet, olmazın iyi bir izleyicisi ya. Olduğunu biliyoruz. Arto'ya mesaj atarsanız konuyla ilgili bir açıklama yapmak isterseniz. Sette olabilir çünkü bu aralar çok film çekiyor. Konuşmak isteriz sizinle diyelim. Şimdi yeni haberimize devam edelim. İşte benim stilim yarışmasında bir kadın yarışmacı vardı Neslihan. Evet. Bir erkek oldu ekranlarda şu anda. Arto bir bakar mısın? Aa İbrahim şey gibi. Çelikkol'a benziyor değil mi? Tam Karayağız delikanlı olmamış çok mı? İyi oldu. Bir şey diyeyim mi? Erkek hali çok daha iyi. Değil mi? Neslihan Doğrusöz. Aa
taş gibi erkek oldu ya. Bir bakar mısın? Geçen hani bilmeyen biri anlamaz. Ne sanmasın söylemesi şunu? Yok, anlamaz. Anlamaz. Ha, erkek. Kimse anlamaz. Birçok isim var çünkü cinsiyet değiştiren. İzliyor muydunuz bu yarışmayı? Ben geçen izliyordum. Ben de ha, biliyorum. Tanıyor musun? Bildiğin bir yarışmacı. Ama Yağmur mesela şey değil miydi? Erildi değil mi erildi. Böyle? Konuşmaları ses da, tonu, hal ve hareketleri falan da böyle. Ha öyle miydi? Kadınken yani, yarıştı. İşte benim stilimde de dominanttı. Hmm, okay. Zaten kendi ifadelerini dinledim. O zaman da magazini yaptım çok. 6 yaşındayken dedesinin tıraş takımlarını kullanıyormuş. Aa. Evet. Bu biliyorsunuz tabii içsel bir şey. Yani kesinlikle ruhsal bir şey. Bu sonradan olan bir şey değil. Tabii vücut dengesinin, hormonunun herhalde biraz daha fazla erkeklik hormonuna gidiyor olması ya da biraz daha fazla kadınlık hormonuna gidiyor olmasıyla çok alakalı bir şey. Günün sonunda o ruhla bedeni bütünleştiriyorlar. Evet. Ruhla bedenin bütünleşmesi bu. O yüzden tabii çok saygı duyuyoruz. O nasıl mutlu olacaksa öyle olmasına temenniden yanayım ben de. Kimseyi rahatsız etmediği bir de kendi sınırlarındayken. Ben izliyordum yarışmayı. Yani. Ha burada da şekermiş. Evet. Yani şeker bir... Bak dinleyelim. Bak. Koru diyorum. Güzel. Tema vaktinin düzen. Orada podyumda yürürken içine kim bilir ne savaşlar veriyordu. Tabii. Tabii. Ne fırtınalar ne kopuyordu. Bu arada Nur Yerlitaş, Allah gördük, rahmet eylesin. Çok tatlı bir kadındı. Çok emeği var modaya da, televizyon hayatına da. Çok da iyi bir kadındı. Bir gün Milano'dayız. Girdi bir dükkana. Şuraya baksana dedi, yeğenime bir şey alacağım bilmem ne. Ayağıma giydirdi ve bana hediye etti. Ben şok. O kadar gentle, ne diyorlar, böyle bonkör, iyilik yapmayı seven bir kadındı. Açık, balık burcuydu galiba o da. Çok, senin burcun değil kesin, sen bana aşk daha olsun hiçbir şey getirmedin. En azından şu yürüyüş bandını alabilirsin bana bak. Arada bağlayayım. Sana feda olsun artık. Çok tatlı olmuş, çok yakışıklı olmuş. Doruk için çok, Allah rahmet eylesin, ben de çok severdim Nurella'yı. Evet. Doruk diyoruz hani adının Neslihan olduğunu ve erkek olunca adının Doruk olduğunu da söyleyelim. Evet. Tamam. Ben çok o zaman magazini yaptım Doruk'un. Çok zor bir süreçti. Kolay değil tabii. Bir kadın fizyolojisinden erkek anatomisine geçmeyi. Ev değiştirmek geçmeyi bile zor. Ev evet, değiştirmek çok testosteron alıyorlar bu süreçte. Aynen. Çok spor yapmaları gerek, uzun bir tedavi yöntemi bu. Hatta geçen gün Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Çok konuk oldu o süreçte. Yani Armağan'a katıldı, oraya katıldı falan. En son Hülya Avşar'a katıldı. Hülya Avşar'ın bir sorusu vardı. 3 gün, 5 gün döndürdük bu mevzuyu. He. Şekli siz mi belirliyorsunuz dedi. Ha. Şekli? Evet. Neyin şekli? Cevap neymiş? Cevabı verdi mi? Verdi. Tabii ki ona biz onlar karar belirliyoruz dedi. Hmm, yani doktorun senin vücut tipine göre bir şeyi var dedi. Bunu tabii bazıları da daha açıkça konuşulmasından ve cesaret örneği olmasından yana. Hani, ben yine de bir tabii tavsiyede bulunmak istiyorum. Böyle şeyler çok zor şeyler. Çok zor. Bunu mümkün olduğu kadar yapmazsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama bedeniniz, ruhunuz, kendiniz çok bu konuyla barışık ve eminseniz 3 yıl sonra, 5 yıl sonra pişman olmayacağınıza bazı şeylerden dolayı onu bilemiyorum. Onu sizin takdirinize bırakıyorum ama ben yine de Allah'ın yarattığını Allah'la ve kulla kul arasında öyle olsun istiyorum ama dediğim gibi sonrasındaki çok mutsuzluklar olabiliyor. Benim çok bildiğim de mutsuzluklar var. Bu işler çok zor işler. Allah tabii herkese yardımcı olsun, tabii bir şey diyemiyorum. Buradan konuşmamız kolay ama bunu ilk sindirecek olan aileler. Tabii. Tabii. Ben de merak ettim acaba ben bu süreçlerde aileler ne düşünüyor diye merak ediyorum. Özellikle o kısımları arıyorum. Mesela Doruk'un babası şey demiş. Senin kokunu hiçbir cinsiyet değiştirmeyecek. Ay. O yüzden ben buna kabulüm demiş. Tabii aileler aman ha çocuklarınızı sakın ötekileştirmeyin en azından. Peki size bir şey çok söyleyeceğim. Çok dikkatli olsunlar. Evet. Şey yani söyleyeceğim. Çocuklarınızın bu hal ve tavırlarıyla ilgili olarak bir uzmana başvururlarsa erken müdahale etmiş olurlar. Çünkü hem aile açısından hem de o çocuğun kendi karakteri açısından çok zor bir ve hayat. Ve çıkışı yoksa daha da büyük. Evet. Yurt dışında böyle okullar, kreşler açıldı. 5 yaşta, 4 yaşta oraya veriyorsun ve nasıl bir cinsiyet tercimi, yani nasıl bir yönelim var bu konuyla ilgili, ona göre karar verip o yönde büyütüyorlar. 4-5 yaş çok erken ya. Okullar açıldı.
aileler götürüyor. Çok hassas bir konu, evet, gerçekten. Evet. Biz yani, tabii ki hani kendisinin bedeni bir karar vermiş, saygı duyacağız, diyoruz. Orası ayrı. Tabii. Ama bu hem ailesi açısından hem de toplumumuz açısından zor bir değişim, radikal bir değişim. O yüzden hani hem kendisinin, kişinin istedim, hem ailelerin üzülmemesi adına her ne olursa olsun saygı da desek, özgürlük de desek, çocukluktan itibaren bu duygular, eğer çocuğunuzda değişimleri görüyorsanız bir uzmana danışarak bu bastırılmış duygulara önlem alabilirsiniz hem diyelim. Hem de çocuğunuza yardımcı olmuş olursunuz. Kesinlikle. Şimdi Uras Kaygılaroğlu diyeceğiz. Aman benim şişman çıktı. Senin şişman, bizim yakışıklı jönümüz saplantılı bir takipçisiyle başı dertte. Evet. Vay arkadaş, bir izleyelim mi? Güzelleş. Otomotiv sektöründeyim. Uras Kaygılaroğlu. Helal Uras. Yakışıklı oyuncunun saplantılı takipçisiyle başı dertte. Sosyal medyadan sürekli hakaret dolu mesajlar atan kişi Derya Ö. Almanya'da yaşıyor. Uras Kaygılaroğlu'na attığı mesajlar inanılmaz. Her gün ölmeni, cinsel hastalık kapmanı istiyorum. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmesin, sadece kötü şeyler olsun şeklindeki mesajlar genç oyuncuyu kaygılandırıyordu. Hatta boşandığı eşi ve çocuğuyla bir araya gelmesini bile kafaya takmıştı saplantılı takipçi. Haftada bir çocuğunu görüp reklam yapıyorsun. Pisliğin tekisin diye mesaj yazmıştı. Sıkıştım kaldım. Sana dünyayı dar edeceğim diyerek tehdit etmişti Uraz'ı. Ve genç oyuncu bu yaşananlara daha fazla dayanamadı. Soluğu savcılıkta aldı. Saplantılı takipçiden şikayetçi oldu. İfade vermeye gitmeyen Derya Ö hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık tutuklama talep etti. Neyi sorayım? Mercimek yemeği kalorili mi, kalorili? Biz arkada bu nasıl zayıfladı diye bir kontrol edelim dedik. Yağmur dedi ki mercimek yemeğinden. Ben de dedim ki ben de dün gece mercimek yaptım. Ben bir ara yemek yapıyordum. Hande'li mercimeği fırına verdi. Şimdi Uras Kaygılaroğlu, yani bu takipçilerin ve sosyal medyada elini kolunu sallayarak sanki bana bir şey olmaz dercesine insanların böyle mesaj atmaları, bakın ne oldu? Savcılığa verdi. Biz şimdi bazı şeyleri görmezden geliyoruz. Ama bu niye güveniyor? Mesajları. Almanya'da olmasına güveniyor. Tamam, kendine kim nerede ne şekilde güveniyorsa güvensin. Sizin sosyal medyada yaptığınız her bir mesaj beni, Yağmur'u, tabii, Artu'yu rahatsız ettiği an bizim canımız sizinle uğraşmak isterse bunun hukukta, aynen, çok büyük, tabii, yaptırımları var. Bak Uraz da artık bu sapık kadından öyle bir yılmış ki adam. Haklı. Sen o kadar kötü şeyler ki, ne demek? Cinsel hastalık kapmanı istiyorum. Her gün ölmeni istiyorum. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler şaka olsun. Şaka gibi değil mi ya? Sürekli bu şekilde, evet, taciz taciz. Adam öyle bir şiddet yılmış ki, evet, vermiş savcılığa. Al bak ne oldu o şimdi Derya'cığım? O evde bununla yaşayanı ben düşünmek istemiyorum. Bunun çocuğu var mı acaba bu kadının, Derya? Herhalde kadın değil mi? Mutsuz, kötü, hayır, niyetli bir kadın. Evet. Senin ne derdin var yahu, evet, adamcağızla? Yani söylediği kötü niyetlere bak. Hani sana bu adam ne yapmış olabilir? Eski karısıyla arası bu kadar iyi ya Melis'le. Aynen. Çocuklarını hiç. Aynen. O çocuk hiç boşanmış bir anne babanın çocuğu olmadı mesela. Evet, on numara annelik ve babalık görevlerini yerine getiriyorlar. Sana ne oluyor yahu? Size ne oluyor yani? Uraz evde neye çok binmiş onu anlayamadım. Neyi soruyorlardı çok binmiş? Uraz çok neye mu binmiş? Çok binmiş. Binmiş nereye binmiş? Bilmiyorum, ben de neye bindiğini öğrenmek. Orada bir replik öğrenmek vardı, onu söylüyor Arto. Öyle mi, replik mi o? Replik de o. Ha, ben de soruyorlar herhalde, yok, dedim, yok, bir şey. Ya sana dünyayı dar edeceğim diyor ya, pisliğin tekisin diyor, çocuğunu diyor haftada bir görüyorsun falan diyor. Aa sen kimsin ya? Hasta. Ne o, aile bakanı herhalde. Ha yani ha, ne şeyiyle karı koca, eski karı koca boşanmışlar, güllük gülistanlık her şey, çocuklarını çiçek gibi büyütüyorlar. Başka birini Almanya'dan rahatsız bak, etmiş. Bak bir şey söyleyeceğim. Biz böyle infial söylemler diyoruz, geçiyoruz. Ama mesela Uras şu cinsel hastalık kapmanı diliyorum lafından bile sürekli bir kuşku hissedecek. İnsanın etkileniyor aslında. Tabii niye? Kötü niyet. Kötü. Yani evet, o yorum enerji atıyor zannediyor ama bir de beddua ediyor, bir de hakaret ediyor sana. Bu sefer hep hakkında onun o söyledikleri geliyor. Ama eskisi kadar artık fazla yok. Bunlar derslerini bir şekilde alıyorlar. 50 bin lira, 30 bin lira, 20 bin lira, 10 bin lira devamlı şu anda tazminat ödüyorlar. Ünlüler de ve avukatlar aracılığıyla çok güzel bir yeni iş buldular. Harika para kazanıyor ünlüler şu anda.
dışarıdaki insanlardan. Yani o yüzden hani yorum yaparken falan dikkat edin diye sizleri uyaralım. Öyle hani çok kolay değil bu işler. Bir rahatsız olursak sizden çok kolay. Tabii. Verirsin avukata tak 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 bitti. Hemen davalar. Sizin kendi iç huzurunuz da bozulur yani. Ya ona, evinizden ona alıyorlar girmek istemiyoruz. Size. Yoksa şu an sosyal medyada verecek çok kolay. Avukatımı arıyorum Sinem'i. Sinemciğim hemen tık tık çözüyor buluyor. Ama ondan uğraşmak istemiyoruz. Ona da bir zaman kaybı. Vay, yok, bana da bir zaman kaybı. Çok güzel para var bu işin ucunda. Ya yok hiçbir parası yok pulu yok. Boşa, fake boşa. Hesaptan çocuk çoluk çocuk. Olduğu hepsi. Kadarıyla al. Yeni haberle devam edelim. Ahmet Kural diyelim baba olmaya hazırlanıyor. Karısıyla birlikte kız yurt dışında yani beni bir sevdin sen böyle evet, değil mi? Sevdi seni. Ay çok güzel gömleğim de arkadaşım Gökçe. Buradan öpüyorum kendi böyle tasarımı. Gökçeciğim. Gömlek ben de giyiyorum gördüğün gibi. Bana bak Gökçe'ye sulanalım. Senin de gömleğin. Canım arkadaşım başarılı kadınlara bayılıyorum. Kendi tasarımları bunlar böyle. Beni de güzel giyiyor. Gökçeciğimi öpüyorum buradan. Araya girmişken de ben de arayı sıkıştırayım dedim. Aynen. Yeni haberimize gidelim. Ahmet Kural baba oluyor. Karı koca karar vermişler yurt dışında doğacaklarmış. Şimdi vatandaşı kovalıyorlar. Ahmet Kural. Hiçbir şeyin yok Ahmet. Ay! Türk sinemasında komedi denilince akla gelen ilk isimlerden. Komik adam çok yakında baba olmaya hazırlanıyor. Valla babalık duygusu değişik bir şeymiş yani. Avukat eşi Çağla Gizem Şahin'in karnı burnunda. Doğuma 3 ay var. İddialara göre Ahmet Kural ve eşi birçok ünlü çift gibi yurt dışında doğum furyasına katıldı. Çocuklarının çifte vatandaşlıktan faydalanması için Amerika'ya gidecekleri konuşuluyor. Çifte vatandaş Arto seversin. Severim ben olmadım ama olsam fena olmaz. En azından vize kuyruklarını da beklemezdim. Herkes sever bebeğinin çifte vatandaş olmasını haklarından dolayı ama bu eylem çok olayından sonra insanları böyle bir şeye geldi. Ha, çocuğu geldi. Amerika vatandaşı diye gitti oraya kaçırdı muhabbetinden. Yani bu şey tabii korku ki şu an gelmedi. Daha iyi olduğunu cesaret düşündü. Cesaret mi geldi diyorsun? Özgüven tabii. Mi geldi? Yani şey yaparız olması, yaparız kaçarız ha, yani. Aynen. Ay korkunç bir şey bu ya. Tabii, tabii ki işte Ahmet insan Kural. Olun yahu. Tabii evet. Ahmet Kural ve karısı bunun için yapmıyor. Tabii, çok da zeki bir kadın avukat eşi var. İkisi birbirine çok yakıştı. Hı hı. Ahmet Kural Sıla ile olan kötü günlerini Allah'a şükür. Evlilikle kapattı. Bu hanımefendi sayesinde toparladı. Toparladı. Ben en son onları Los Angeles'ta gördüm. Çok güzel. Dört çift, daha doğrusu iki iki. Dört kişiydiler. Çok güzel geziyorlardı. Yemekler çok keyfi yerindeydi. Çocuklarının Amerikan vatandaşı olması. Hakları çok. Hakları. Onlara sonuç yarıyor. Hayır böyle bir hak tanınıyor. Tabii ki. Bunu Ahmet Kural da yapıyor. Dışarıdaki herkes hatçı yapıyor. Da yapıyor. Hepimiz yapıyoruz. Bu arada bir sürü giden o hastanelere doğumu yapıp kaçan da var. Parayı ödemeden. Neler var. Ne macera. Ben biliyorsun Amerika'ya çok gittiğim için. Ne maceralar. Amerika hükümeti böyle bir jest yapıyor. Orada doğurursanız, orada doğumunuzu yaparsanız. Size vatandaşlığını veriyor. Anneye babaya vermiyor ama evet, çocuğa kendine, veriyor. Ama çocuk 18 ya 18 ya 21. 21'ini geçtiğinde annesini ya da babasını neyse onu da vatandaş yapabiliyor. Şimdi bak ne kadar güzel aslında o Ahmet Kural Sıla'ya bakıyor. Ne kadar sevmiştik bu çifti bu görselleriyle. Sonra şiddetle karşımıza geldiler. Ve daha sonrasında bu şiddeti aştıktan sonra hem Sıla İlker Kaleli ile şu an çok güzel bir aşk yakaladı. Hem de Ahmet Kural da Çağla Hanım'la evlendi. Çocuk yapıyor. Yani ama hep birbirinizi sürekli darlamanız yerine bir ilişki bittiğinde zorlamanız yerine çıkın hayatlarınızdan. Evet. Daha evet, güzel insanlar lazım. Ve daha güzel ilişkilerde bulabilirsiniz. Ama ve hep öyle işte diyorlar mı? Ya öyle. Sevmek mi alışkanlık mı diye. İşte burada devre alışkanlık yediği için ayrılamıyorsun ama zorlamayacaksın. Zorlamayacaksın abi zorladıkça işte neler oluyor neler görüyorsun. Bak şimdi burada baba da oluyor Ahmet Kural. Evet, evlendi olsun. Yuvasını da kurdu. O kötü haberler üstünden attı. Demin şimdi, siz aslında bizi izlemiyorken biz Hande ile de bir şey konuştuk. Çok iyi bir jön olabilirdi tabii. Ahmet Kural. Sadece komedi de değil çok iyi bir jön olabilirdi. İşte o Sıla olayı ama bu haberler şıklı. Üstüne yapıştı. Tabii. Hızını kesti. Ve kendini geri çekti. Evet. Tabii, hızını bu haberler kesti. Soğusun diye. Şimdi Ahmet Kural çocuğunu Amerika'da doğurmak istiyorken bir tane daha hamile ünlü bir çiftimiz Burcu. Var. Burcu Biricik de ekranlara geldi. O da diyor ki hamilelik sürecim güzel gidiyor. Fena değil diyelim.
aşermedim. Bende öyle şeyler yok. Bol bol yiyorum. İşimi düşünüyoruz. Onun haricinde de doğum Türkiye'de olacak. İsim düşünüyoruz. Yerli ve milli olacak. Şimdi düzeltiyordum. Hmm. İsim düşünüyorlarmış efendim. Onun haricinde de doğumun Türkiye'de olacağını Ahmet ve yerli Kurala, ve milli olacağını Ahmet da söylüyorlar. Ahmet Kurala ve bütün yurt dışında doğuracaklara giydiriyor. Bizde ama bu da eleştirilir ya toplumda. Niye Türkiye'de doğurmuyorsun? Amerika'ya gidip ya ne ona yapacaksın? Ona burada ki. Doktorlar yok mu? Neyse bizim ülkemizin o. Hastaneleri, doktorları daha iyi. Aşkım eleştirirler. Bir vize şu anda 60 bin lira oldu. 60. Bizim ülkemizde. Yemin ederim almıyorum, bizim, inat ettim. Bizim ülkemizin yüzde kaçı yurt dışına çıkabiliyor ki? İnsanlar kendi şehirler arası tatile gidemiyorlar. O yüzden hani bizim halkımızın böyle şeylere ulaşabilmesi bu ekonomik şartlar altında zor olduğu için. Ben Burcu Beylik'ten böyle bir performans beklemezdim. Onu yurt dışına doğru falan diye beklerdim. Ama bazı şaşırttı insanlar şu an beni. Bak ne yapıyor biliyor musun? Neden onu da çok iyi bildiğim için. Benim Tuğçe diye bir Miami'de arkadaşım var. Kadın doğum ve şeyi. Bebek uzmanı. Hani bu hamilelik yaşam işte. Koçu gibi. Evet bravo. Bazıları annesi ya da babası gelemiyor. Ya da hiçbir aile ferdi gelmediği için onlarla. Orada gidip dımdızlak kalmak istemiyorlar. Çünkü doğum çok zor bir şey. Kolay bir şey değil. Yani sezeryanlar olabilir. Normalde tabii, doğurabilirsin senin, ama. Senin bu örneğini işte Eylül online'da uyabiliyor. Eylül'de biliyorsun Amerika'da ev alan var ya kara para aklama operasyonu adı geçen İnfilosu Güzellik Merkezi sahibi o da. O da işte hamile kaldı ama Amerika'da doğurmak istedi. Evet. Ve yaşam koçu buldu kendine Müge diye bir hanımefendi. Ve o ona orada önce oldu. Hastane ayarladı. Şimdi, evinde önce ağırladı ama falan. Ama onun şansı kocası yanındaydı. Tabii, bazılarının tek başına kalabiliyor. Kocası, annesi veya gidemeyince burada doğurmak daha iyi evet. şeylerine geliyor. Söylediğin şey önemli. Herkesin kendi hayatı, hı-hı. kendi tercihi günü sonunda. Tabii canım. Hani ben de burada kalabalık bütün arkadaşlarım, ailem, herkes gelsin, doğdursun tabii. herkesin arasında doğurmak çünkü isterim yani. Çünkü bu çok yani. Özel bir şey hani, değil mi? Mesela bu benim tercihim. Bu arada ben mesela bilmiyorum ben de isterim ve beyimin çok hakkı olsun. Ama isterim de anam da olsun. Babam da olsun. Babam da olsun. Arkadaşım evet, da olsun. Evet hepsi kuzenlerim değil olsun. Mi? Evet. Yani bu başka bir şey. Aynen. Herkesin kendi tercihi. Efendim tüm hamilelere de diyelim ki buradan hayırlı, sağlıkla doğru, kucağınıza aynen. almak nasip olsun. Bebeklerinizi sağlıkla büyütün inşallah. Amin. Darısı da bu iki kadına inşallah. Solumdaki amin. Ve sağımdaki. Yeni doğum yapmış. Amin. Allah isteyen herkese nasip etsin. Amin. İnşallah diyelim. Önemli bir şey bu. Bak Yasemin tatlı ses, İdo tatlı ses. Aynı yeni o da yapmış. Taze anne baba. Ne o da ekranlarda. Yapmış çok güzel bebek kendi bebeklerinin odasını paylaştı takipçileriyle. Gayet bir minimal. Tatlı ses sosyal medyasını çok böyle aktif kullanan ünlülerimizden bir tanesi. Gayet iletişimde oluyor izleyenleriyle birlikte ve gerçekten çok tatlı bir kız. Şimdi de bebek odasını izleyenleriyle paylaşmış. Çok güzel olmuş. Ayel ben bayıldım. Ayel ve Emir için yapmışlar odayı ama çok süssüz gördüm. Ama şimdi çok konsept erkeksi bir oda mı acaba? Basic konseptler. Minimal ve basic ama tabii detaylar falan bak dikkat et çok şık. Hepsine bir uğraşma var. Hatta Ayel Berkay, kız ismi değil mi? Ayel kız. Bir kız bir tamam. erkek olması lazım. Biliyorsunuz bebeğinin bir tanesinde Ayel de galiba kalbinde sorun var. İkisi de erkek bu arada. Evet, erkek mi? İkisi de erkek. Mavi erkek, o da yani hiç pembe falan yok ya. Evet doğru söz, o yüzden sordum. Evet mavi erkek o zaman ikisi de. Yani ne güzel. İster görünün şey tabii bir kız bir erkek. İkisinin de tadına var. Ama Allah'tan gelene her şekilde kabulüz. İki erkek maşallah. Allah onların tatlı ses soyadı. Allah. Onu diyecektim. Kız yok galiba. İbrahim tatlı sesle evet, Derya. Öteki kız var. Tuna nasıl mutludur iki tane erkek ama sonra her zaman baba bir kız istiyor biliyor musun? Evet ya. Kız, babam bak mesela tabii, diyor ki iki tane kızım var diyor. Hayatım sigortalı. Tabii. Sonuna kadar. Tabii. Çok da sigortalı şanslı. Derken ona bakarsın anlamında. O anlamda her anlam. Mesela ben her pazar yanlarına gidiyorum. Hangi erkek çocuğu gidiyor gitmiyor anasına babasına. Aynen öyle. Neyse. Hayırlı evlat. Hayırlı evlat evet. olsun. Çok güzel değindi. Özlem Oda Şahin var Berkay'ın evet. kızı eşi. Selam olsun buradan.
Onun da böyle bir güzel bebek odası vardı. Evet. Çocuklar için yaptırmıştı. Bir kaza geçirdi. Ha, çocuk. Evet, evet. Aa, evet, dolap düştü Arya'nın üzerine. Aynen. O yüzden bak mesela dikkat edin, çok risk teşkil etmeyen bir oda yapmış. Basic ve natural. Biz böyle konseptler. Çok severiz ya, böyle bebek olsun, bebek odalarını da görelim. Ben de çok güzel ya. Ben de vallahi ben de çok hiçbir beğendim. Hiçbir şey harcamamış yani. Ay, biraz pinti ama artık galiba. Mütevazılar. Evet. Gerçekten. Onlar öyle herhalde. Abartı, yok. Aşırı bu zamana kadar hiçbir şeylerini görmedim. Abartı bir şeyini görmedik. Ama bu gördüğün oda var ya, hani hiç yerde hiçbir şey yok dediğin odanın tasarımını yapan ve oradaki sadece bak o ayel dediğin sandalye bile kaç para? Sponsordur onlar. Hani sponsor da olabilir çünkü. Bak sponsordur. Çünkü Yasemin de influencer. Olabilir. Aynı zamanda. En az 150 bin lirası var o adanın. Öyle söyleyelim. Güle güle büyütmek nasip olsun. Amin. O odanın içerisinde. Biz yine çünkü paraya geldik alo. Ama hani züğürdün çenesi illaki konuşuyoruz konuşmak. Şimdi Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinin aldığı 31 bin liralık saat ucuz beğendik. Geldi bize. Şimdi oda diyoruz ki sade ama odanın tasarımını, mimari tasarımını yapan hem mimara hem de odanın mobilyasını ödediği para minimum 150 bin liradır diyelim. İyi, güle güle büyütmek nasip olsun. Şimdi Hande Erçel Hakan Sabancı. Aman. Gün geçmiyor ki ya, masada konuşmayalım. Gözümüzün nuru. Arzu Sabancı'nın kıymetli gelini. Yine. Arzu da beni gördüğünde yolda bir tane çıkacak sonunda. Yine. Osman tokadı gelecek gibi ama. Bir habere gidelim. Hadi. Yine Hande Erçel'le Hakan Sabancı bir seyahatteler. Bu sefer biraz üşümüşler. Gezmeleri. İzlediğimizde biz de biraz üşüyeceğiz. Bir ekranlara gelsin. Doyamadılar gez. Hande Erçel, Hakan Sabancı. Durdukları yerde durmuyorlar. Bir oradalar, bir burada. Daha önceki gün Söylemezsem Olmaz'ın kameralarına böyle yakalanmıştı ikili. Sarmaş dolaş, dudak dudağa, ünlü Yunan şarkıcıları dinliyorlardı Atina'da. Alev alev yanıyorlardı aşktan. Ve bu kez Finlandiya'dalar. Bir baktım aynı gemideyiz. Kiminle? Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yla. Buzullarda aşıklar. Buzkıran gemisinde farklı bir deneyim yaşıyor ikili. Onlar geminin VIP yolcuları. Onlar VIP almışlar. İlk önce o yüzden onları suya attılar. Çok kısa bir çekim yapıyor sosyal medya kullanıcısı genç arkadaşımız. Bakalım suya giren Hande Erçel ve Hakan Sabancı nereden çıkacaklar? Şimdi sürekli geziyorlar demiştik. Bu aslında geçen seneki bir tatil. Evet evet, yeni bir tatil değil. Hani biz dün verdik haberi, Atina'ya hafta sonu gittiler dedik, evet. Ya. Cuma, cumartesi, pazar Atina'dalardı. O görüntüler sadece Söylemezsem Olmaz'a özeldi zaten. Ama bu buzul dediğimiz tatil çok eski bir tatil. Yeni bir tatil değil yani, onu da söyleyelim. Hani Atina'dan hemen işte kuzey ışıklarına, buzullara gittiğini söylemeyelim. Tamam. Eski görüntüler. Sadece sosyal medya kullanıcısı bir kız var. Adı neydi tatilde, arkadaşın? O tatilde birlikte aynı anda vlog çekmiş ve bir bakmış aynı tatilde aynı gemideyiz. Aynı gemideyiz diye Hande Erçel'le Hakan Sabancı ile birlikte aynı yerde olduğunu vlogda belirtmiş. Ben eski bir tatil görüntüsü yani. Size bir şey yani. Sorabilir miyim? Hakan Sabancı ne zaman çalışıyor? Niye çalışsın ki? Ha, niye çalışmasın? Çalışmasına Hakan'ın gerek duyacak bir durum yok ki. İmza sirkülesi için. Sirküleri. Hacı çalışıyor dışında herhalde. Hacı Sabancı çalışıyor. Bunlar devamlı geziyorlar herhalde. Şimdi ben neye bakıyorum? Magazinsel bakıyorum tabii burada. Atina görüntüleri de bazı kısımları sosyal medyada paylaşıldı. Çok iyiler. Yani Hande ile Hakan çocuk gibi. Çok özür diliyorum. Ben bu zaten story'e girdim ama
Sosyal medyada bu videoyu çeken arkadaşın adını vermemiz gerekiyordu ama ismi şu an yok galiba. Vlogu çeken kızdan bahsediyoruz. Vlogu çeken arkadaştan. Çünkü ben onunla konuştum, dedim ki nasıllardı, bize anlat. Hani sen çekiyorsun, arkanda olduğunu görüyorsun. Hemen Hande'yi tanıdın mı? Hande göründüğü gibi mi? Hakan Hande'yi nasıl? Hande dedim makyajı çok fazla tanıyamadım. Ama tabii ki Hande Erçel oldu. Belli oluyordu. Daha beyaz yüz. Tabii zaten. Gözlükler var, aynen. Saçlar falan kapalı. Hakan nasıldı Hande'ye karşı dedim. Gayet korumacı, kollamacıydı Hande'ye karşı dedi. Hande çok bıcır bıcır ve kıpır kıpır bir kızdı dedi. Bak ben size bir şey söylemiştim. Hakan'ın bir yorumunu dinlemiştim. İlişkilerde neye arıyorum, neye bakıyorum kadınlarda özellikle diye. Ben onun o enerjik yanına ve arkadaşlarının iyi geçinmesine o ruhunu arıyorum. Yani ruhundaki güzelliğe bakıyorum demişti. Çok diğer detay tabii güzel bir kadın arıyor falan, onlara hiç girmiyoruz ama. Gerçekten bence artık yani bundan eminim. Hande'nin enerjisini seviyor ve Hande Hakan çok karışan bir kadın da değil. Onu yap, bunu yap, oraya gitme, buraya gitme falan diye. Zaten ya, sürekli beraberler. Zaten beraberler. Yani gerçekten Hakan aşık Hande'ye. Onu demek istiyorum. Kız da sordum. Özellikle teyit ettim. Evet dedi. Her şey çok güzeldi. Atina görüntüleri de ortaya çıkıyor konserdeki. Hande şöyle şöyle falan yapıyor. Çok iyiler yani. Yani her yerde çok görüyoruz. Tatilde yani. Görüyoruz. Düğünden evet. Görüntüler geliyor. Hayır, hep gezecekler mi onu anlamaya çalışıyorum. Geziyorlar. Gezsinler. Hep güzel. Gezecekler yani. Artık biz sevdiler bu işi. Gezsinler, biz de izleyelim. Evet. Sonra gelsinler, evlensinler, evli geçsinler. Yeni çiftimiz Birce Akalay ile devam edeceğiz efendim. Hakan Kurtaş da bir aşka yelken açtı. Bir buzuldan yaza gidelim mi? Gidelim erken yazı açmışlar, bir denize girmişler. Kendi sosyal medyalarından da paylaşım geldi. Birce Akalay, Hakan Kurtaş çiftine bir göz atalım. Oyuncu Birce Akalay, oyuncu Hakan Kurtaş. Uzun zamandır yalnızları oynayan Birce Akalay, aradığı aşkı sonunda Hakan Kurtaş'ta bulmuştu. İkilinin birbirlerine göndermeli olan romantik paylaşımları göz kamaştırmıştı. Hakan, Birce'yi parmaklarının arasına aldığı bir güle etiketlemiş, Birce ise buna tavan aynasından çektiği fotoğrafta yakışıklı oyuncuyu yanındaki boş koltuğa etiketleyerek cevap vermişti. İkili bir konserde çılgınlar gibi eğlenirken görüntülenmiş. Sonrasında ise yan yana ilk kez böyle görüntülenmişti. Şimdi ise yeni kareler gelmeye başladı ikiliden. Yaz sezonunu erken açtı taze aşıklar. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum'da sezonu açtılar. Sen Bodrum'a gittin. Oynadın, zıpladın, geldin. Adamlar bu soğuğu hissetmeden. Hayatım bunlar yanıyorlar, yanıyorlar. Yanıyorum. Söndürelim mi? Tabii. Yani şimdi bunlar yeni aşk. Bunlar o deniz, soğuk, -10 derece. Bunlara işlemiyordur. Umurlarında değil. Bu Hakan değil mi? Evet Hakan Kurtaş. Bu çıtır mı? Yo değil aslında, değil çıtır değil. Kaç çıtır gibi gözüküyor ama yaşı var Hakan Kurtaş'ın. 40'lı yaşlarında olması lazım. Ne? Evet evet. Hadi be, saçmalama. Gerçekten öyle. Olamaz 40'lı vallahi yaşında. Vallahi öyle. Bakıyor yani göstermiyor. Siz konuşun ben bakacağım. Bir şey söyleyeceğim, ben söyle. De yaşını göstermiyorum. Hande de yaşını göstermiyor. Artık gerçekten ömür Yağmur uzadı. Biliyorsunuz 44 yaşında. O yüzden bir de bak gerçekten... Bilmiyorum yaşıtlar dediniz ama. Bir dakika ama... 1998. Tamam. 98. Ne oluyor 98? 98 olur mu yahu? 98 sizde. Kaç oluyor? Olur mu? İzmir'de evet, yok, 7 Eylül 1988. 88. 98. Aa, bizde yaşıtmış. 35 yaşındaymış. 35. Yağmur bana böyle yapıyor. Ay Ces'e selam olsun. Ces ne yapıyor? Selam olsun. O kadar çok çekti ki beraber şey, yayın yaparken. Yaş konusunda mı? Evet. Bence Ces'e... daha çok sen çekmişsin. Ya, yani Ces'le yayın yaptığın için bence daha çok sen çekmişsin. Ya yani. Canım benim. Çok iyi. Şey, yapsana bir daha. Ekranda Ces'e sürekli böyle düşün. Demet Akalın da çok çekiyor. Hande yapıyor şimdi buradan. Hande'cim. Biz bebeğiz daha, 25 yaşındayız. Sen şimdi kaç yaşındasın sonuç olarak? 25.
Evet, benden bir yaş büyüksün. Evet senden. Aramız çok yok yani. Birce Akalay'a bakıyorum. Tamam. 39. O zaman Birce Akalay 39. Kaç yaş var? 4 yaş. Ama ben geçen gün Birce'yi gördüm. Çok hoş. Bir kere o kadar sıcakkanlı ki. Nasıl bir kadın? Anlat sana, anlat. Selamlaştı. O kadar sıcak, bu kadar egosu olmayan, bu kadar keyifli bir kadın. Kesinlikle. Harika bir kadınsın sen ya. Harika bir kadınsın. Harika bir oyuncusun aynı zamanda. Evet, çok insansın ya. Aynı kadar güzel. Yani sana yaptığın her şey yakışıyor. Bana da hiç kendisiyle ilgili kötü bu bir yorum gelmedi. Bu markaların eventlerine, davetlerine katılıyoruz ya. Evet. Birce Akalay da bir markanın yüzü olarak boy gösterdi. Ben genelde bütün ünlüleri sahnede, mikrofonla ve oraya gelen davetlilerle, influencerlarla nasıl iletişim olduğunu da dikkat ediyorum. Bu zamana kadar ki gelip orada bütün herkesle iletişim halinde olup, herkese tek tek fotoğraf çektirip, yani hemen böyle sunumunu yapıp terk etmedi alanı. Kaldı ve oradaki davetlilerle zaman geçirdi. Evet. Gerçekten sizin anlattığınız kadar ben de ekleyeyim dedim. Birce Akalay'ı seviyoruz. Beni Arne Kıran karakteri Hande. Davranışlarıyla örnek olsun. Lale karakterinde de böyle davranışlarıyla örnek bir kadındı. Tabii, kesinlikle. Oyunculuğu ve şeyi karakter aynı. Cansın, can. Can, gerçekten can. Çok seviyoruz vallahi, seni. Seni seviyoruz. Şimdi yönetmenim, yeni haberimle devam edeyim mi? Kısa bir reklam arasına gideyim mi? Tamamdır. Şimdi bir Aydilgi'yi de hemen verelim, ondan sonra tamam. Gidelim. Aydilgi'nin bir isyanı gelecek. Ehliyetsiz araba kullanırken bir övgü mevzusu var. Hemen ekranlara gelsin. Burada bir şey dikkat çekmeye çalışıyor. Aydilgi. Komik misin yani? Ama Aydilgi, doğru bir yere parmak basmamış mı? Diyor ki linçlemeyin diyor. Linçletiyorsun, ondan sonra da linçlemeyin. Bu da bizim yaptığımız gibi. Bu da ay ama biz çok severiz gibi bazen yapıyoruz ya. Yani sen linçletiyorsun. Şimdi bu bir müzik. Kimse demiyor ki tabii ki doğru yapıyor ya da bu bir müzik. Rap ya da neyse, isyan müziği yani. Bu örnek olmak için yapmıyor bunu. Sen beynini çalıştıracaksın, onu yapmayacaksın. Ama şimdi gençlere örnek olması açısından hayır, o hani arabayla işte ehliyetsiz kullanalım. O zaman niye bu televizyonları seyrediyoruz aşkım? Emniyet kemerini işte takmayalım, hız yapalım. Aşkım bu toptan klip o zaman. Klip çekelim arabada. Bütün dizileri atalım. O bütün haklısın, birbirlerini haklısın. Öldürüyorlar. Ne yapacağız? İyice. Reklam saatimiz gelmiş. Biz de salak dur. Mıyız yani? Biraz kendi düşüncemiz olsun. Dur, kısa bir araya olsun. Gideceğiz. Dur, tamam. Kendimizi yetiştirelim yani artık. Aa. Haklısın orada da. Bir reklama gidelim. Reklam dönüşünde bu konuyu tekrar konuşarak devam edelim. Kısacık bir aranın ardından devam edeceğiz. Haberlerimizle ve aynı hadi bu abla, Arto'nun siniriyle. Gidemedik. Çok sinirlendim. Aydilgi'nin zaten sosyal medya hesabını takip edenler ilk defa böyle bir paylaşım yapmadığını bilir. Kamu spotu gibi. Dilan Polat konuşuruz, yorum yapar. Eylem çok konuşuruz, yorum yapar. Bir sürü olay söyleyin bana. Yani konuşuyor da yalandan boş konuşuyor. Aslında bilgilendirme halka yapıyor. Halka oynuyor sözde ama yani aslında altı boş. Aslında güzel videolar da var ama. Hayır, bu da doğru bu aslında. Şu, ehliyetsiz çok araba gelirsin. Kullanma konusunda dikkati çekmesi önemli. Evet, kapanıyoruz. Ama burada niye ama adama Yağmur'da diyor genç sürekli söylüyor. Genç çocukları niye orada veriyor? Kavga etsinler. Ya,